Merhabalar efendim, hoş geldiniz Vav TV'ye. Hayata Dokunmak programındasınız. Ben Rukiye Karaköse. Bu akşam edebiyat ve psikoloji ilişkisini konuşacağız. Değerli konuğum Doktor Fatma Barbarosoğlu ile. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Hamdolsun. Sizi görmek çok güzel tekrar. Eksik olmayın, sağ olun. Değerli hocam, sizle pek çok konuyu konuşmak istiyorum. Önceki programımızda da öyle ayrılmıştık. Sonra yeni çıkan Müjgan, İmkansıza Komşu kitabınızı çok severek, çok bitmesin diye dileyerek adeta okuduğum, çok mutlu oldum. Bu kitapla birlikte de edebiyat ve psikoloji ilişkisini konuşalım istiyorum. Edebiyatla psikoloji çok kardeş alanlar sanki, çok özdeş, çok insana dair alanlar. Freud'a atfedilen bir sözde der ki, insanı anlama yolculuğumda nereye uğradıysam benden önce bir şairin oraya uğramış olduğunu gördüm. Çok güçlü bir ilişki var ve insanı anlamada her ikisi de bize çok çok fazla ışık tutuyor. Bu Müjgan kitabınızda da bir psikiyatrla genç bir hanımın, bazı sıkıntılar yaşayan genç bir hanımın biraz komşuluk, biraz birbirini anlama çabası diyebileceğimiz bir ilişkisini anlatan bir, o ilişki üzerinden pek çok meseleyi ele alan bir kitap. Öncelikle şunu sormak istiyorum, bu kitabın fikri nasıl doğdu? Bu kitap benim esasında hiçbir yer romanımdaki Müjgan karakterinin bağımsız bir yapı olarak ortaya çıkması. Hiçbir yer romanı ben 2004 yılında yayımladım. Orada Müjgan'dan ayrılan Şahin'in var olamama hikayesi etrafında geçiyordu roman. Ve o romanda Müjgan'ın mektubu vardı. Nitekim bu romanda, o romanda geçen Müjgan'ın mektubuyla bitiyor tekrardan. Çünkü Müjgan imkansız komşu da o mektubun bir bel kemiği olarak tuttuğu bir yer var. Hiçbir yer romanının ana şeyi işte Şahin için Müjgan, Şahin yaralı bir çocuk. Annesini köyünden çıkmış, hep yatılı okullarda okumuş. Annesinin ölüm haberini bir yatılı okulda tesadüfen öğreniyor. Kendisine annesinin öldüğü bile haber verilmiyor. Babasının isteği ve arzusu, idealleri doğrultusunda daima işte profesör olmasını istiyor babası. Ve bu esnada işte bir şekilde Müjgan'la karşılaşıyorlar. Karşılaşmaları çok enteresan, ona girmeyeceğim. Hiçbir yer romanından bir sahne. Hiçbir yer romanında diyor ki bir yerde, Müjgan Şahin'in bugünü ve yarınıydı. İhsan Hoca, Şahin'in doktor hocası. İhsan Hoca ise Şahin'in bugünü ve dünüydü. İşte Şahin, İhsan Hoca'nın ölümü ve Müjgan patlama sonucu yüzü yaralanınca, yüzünü kaybedince Şahin'le ilişkisini bitiriyor. Ve Şahin dününü ve bugününü, Müjgan'la da bugününü ve yarınını kaybedip depresyona giriyor. Oradaki şeyde, depresyon hikayesinde bir kasaba doktorunun amcazadesine başında sürekli Şahin'e bir şeyler anlat diyerek bir dinleme hikayesine tanık oluyoruz. Burada ise ben bir psikiyatrist, işte hasta ilişkisi, danışan ilişkisi üzerine roman yazayım diye olmadı. 2004 yılından çıktı geldi Müjgan. Çünkü okuyucu çok sevdi Müjgan'ı. Hep Müjgan'ı merak ettiler. Müjgan da benim peşimi bırakmadı. Dolayısıyla 2004'ten işte yıl neredeyse oldu 2024. 2024'e kadar geçen süreçte toplumun aşırı psikolojikleştirilme şeyine maruz kaldık biz esasında. Dolayısıyla da bu romanda bir danışan hasta hasta doktor ilişkisi değil de aslında talep edilmeyen danışmayı dışarıdan vermeye çalışan bir psikiyatrist ve Müjgan hikayesi görüyoruz. Yani Müjgan psikiyatristin şeyi değil, hastası değil. Evet, komşular. Yani komşu değiller. Müjgan'ın süt annesinin akrabası. Ama çocuklukları bir şekilde, yani çocuklukta temas etmişler ve bu negatif bir temas olmuş. Çocukluktan gelen bir arkadaşlıkları da yok. Dolayısıyla orada negatif bir ilişkiyle başlıyor. Yani çocuklukta kurulmamış bir ilişki. Yetişkinlikte bu sefer üçüncü şahsın isteğiyle hasta doktor ilişkisi olacak ama İki taraf da esasında bunu istemiyor. Evet. Yani doktor da talip değildi buna. Müjgan da talip değil. Dolayısıyla talip olunmayan bir ilişkinin içinde insanın dertleri nasıl dinlenir, dinlenmez? Dert nasıl saklanır, saklanmaz? Hikaye nasıl yarım kalır, kalmaz üzerinden ilerliyor. Evet.
Hala, komşuluktan kastettiğim, hani halayla ikisinin de bir ortaklığı Evet, var ya. evet. Bazen işte psikiyatr hanım geliyor, halada kalıyor. İşte Müjgan onun Evet. komşusu. O manada hani geçici bir Evet. komşuluk zaman zaman. Birbirinin kıyısından değen ama tam da birbirini anlamakta belki zorlanan iki kahramanımız var. Çocukluktan gelen o işte negatif şey var. Çünkü psikiyatrist Zehra Çölen çocuk yetiştirme yurtlarında yetişmiş ve hafta sonları yıllar sonra bir hala diye şey yapılan bir halanın varlığından haberdar oluyor. Dolayısıyla Zehra da yaralı birisi, yani Evet. yaralı bir psikiyatrist. Ve o zaman şeyin Müjgan'ın bir şeyi var, hikayesi var. Çünkü abisini kaybediyor Müjgan ve abim neden öldü sorusuna kara sevdadan dediler diye bir cevap alıyor. Müjgan da şeyin sonradan gelen o Mübeccel teyzenin, yani birisi Mübeccel teyze diyor roman boyunca, işte Müjgan için Mübeccel teyzesi süt annesi, psikiyatrist için Hafize halası. Çünkü iki ismi var şeyin, Mübeccel Hafize Hanım'ın. Dolayısıyla aynı kişi aynı ismi vermemeleri de esasında bize çok şey Tabii. anlatıyor. Müjgan Zehra'nın hani abisini yerine ikame edilmiş, çünkü o esnada bir de bir sen var. Şey, spoiler vermemek için bahsedemiyorum ondan. Bir de bir sen var, yani abisinin ve bir senin yokluğunda eve gelmiş, sonradan dahil olmuş, hiç bilinmeyen bir yeğen hikayesiyle negatif bir ilişki olarak başlıyor ilişkileri. Bir yerlere sığamayan, aidiyet konusunda sıkıntılar yaşayan iki insan, iki yaralı insan. Yalom der ki ancak yaralı birinden bir şifacı olur. Kendi yaralarıyla tanışan, barışan, dönüştürebilen birinden şifacı olur. Ama o da çok kolay bir yolculuk değil. Burada Epeyce, olmuyor. Burada evet, olmuyor epey çünkü uzun, burada mümkün olamıyorum. ikisi şu sebepten olmuyor. Yani ikisi eşit düzlemde değil, hiyerarşik olarak hasta doktor ilişkisi içinde değil. Yani dolayısıyla mesafenin sürekli birbirine karıştığı bir şey. Yani birisiyle birisine yardımcı olmak istiyorsak, yaralı birisine, mesafemizin sahihliğini hep korumamız gerekiyor. Siz daha iyi bilirsiniz. Burada o korunamıyor. Yani onun için sağlıklı bir ilişki asla kurulamıyor psikiyatristen Müjgan arasında. Ben Müjgan'ı hasta demiyorum tabii. Talep edilmeden birine psikolojik destek zaten etik değildir sunmak. Hani yakınları varsa yol gösterebilir, teşvik edebilir filan, bu kadar. Onun dışında o kişinin dünyasına bir çeşit hani işgalvari bir giriş olur. O çok sağlıklı da bulduğumuz bir şey değil. Zaten zaman zaman o serzenişleri de okuyoruz. Peki hocam, edebiyatın insan psikolojisi üzerinde nasıl bir etkisi var? Okuduklarımız, bir şey okuyoruz, göz bebeğimiz işte göz retinamızdan geçiyor. Biz bunu içimizde bir takım süreçlerden geçiriyoruz ve ruh halimizi etkiliyor. Okuduklarımız bizim ruh halimizi nasıl, hangi yolla, hangi mekanizmayla dönüştürür? Bunu ben de çok düşünüyorum ve kendi üzerimden iz sürerek yakalamaya çalışıyorum. Yani sadece okuduklarımız üzerinden değil, mesela seyrettiğim filmler üzerinden anlamlandırmaya çalışıyorum. Yani mesela en son benim sinemada izlediğim film Kuru Otlar Üstüne, Nuri Bilge Ceylan'ın. 3 saat boyunca sinemada kaldık ve 3 saat işte yarım saat kadar kısa bir zaman dilimi gibi geldi ve ben film bittikten sonra peki ama bu zamanı bu kadar hızlı aktıran neydi? Aslında hani çok çok konuşkan bir filmi şeyin, Nuri Bilge Ceylan'ın, aşırı diyaloglar var. Ama ona rağmen, o katılmadığımız diyaloglara rağmen bizi orada tutan neydi sorusunu ben o film üzerinden hala daha soruyorum. Edebiyatla ilişkimizde de tamam, zamanı unutuyoruz belki ama zamanı imha etmek şeklinde değil. Biz zamanı pek çok şeyde unutuyoruz. Mesela diyelim ki dizi film üzerinden de, yani pespaye bir şey üzerinden de zamanı unutuyoruz. Peki edebi bir metindeki zamanı unutmamızla pespaye bir şeyi seyrederken, bu bir dedikoduya tanıklık da olabilir, farklı kılan ne? Şimdi birisinde zamanı tüketiyoruz, diğerinde zamanı genişletiyoruz ve daha derinden hissediyoruz. Mesela ben etkiyi şuradan kendi üzerimde alımlıyorum. Herkes için başka olabilir bunun yöntemi. Ferahladığımı, içimin genişlediğini, anlamadığım bir şeyi kavradığımı, birden ya işte bu, yani dünyada böyle bir yer, hani çok da şey yapma böyle,
karışmış şeyi düşünün. Yani bir çekmece yere dökülmüş. Yani dünyayı bir şey gibi düşünün. Çekmece yere dökülmüş. Her şey karışmış. Ama birisi geliyor, bir şey koyuyor oraya. Diyelim ki bir düzenleme sepeti koyuyor. Bir şey koyuyor. Bir ipucu veriyor size. Birdenbire o karışıklığı hiç de farkında olmadan düzenlediğinizde ve çoktan kaybettiğiniz bir şey tam da orada olduğunu, aman bu da ne kadar kullanışlıymış deyip tekrar kullanıma sokacağınız bir şeyi buluyorsunuz. Yani benim edebiyat ilişkim böyle bir ilişki. Derleyip toplayan, anlamlandıran, tekrar bölen belki, birisinin yanına yoldaş eden, işte gölgede kalmış bir şeyi açığa çıkartan, ya da aslında bir tarafı gölgede kalırsa öbür tarafının daha güzel olacağı bir şeyi biraz perdelemek. Yani varlığın çeşitli boyutlarıyla her an yeniden birlikte olmak. Bize bir çeşit eşyanın isimlerini öğretiyor ya da yeniden isimlendiriyor sanki. Yeniden bir hizaya sokuyor, bir şeyin yanına bizim koyuyor. Bizim yeniden isimlendirmemiz de tabii bizdeki var olan birikimle alakalı. Yani aynı edebi metinden birisi çok hoşlanır, çok istifade eder, dilinden düşürmez. Bir başkası da der ki mesela ben şeydeki internet sitesindeki kitap yorumlarını çok okurum. Mesela özellikle kendi çok sevdiğim bir kitaba nasıl yorumlar gelmişti hiç üşenmem. Kendi kitaplarıma gelen yorumlar okuduğum gibi yani sevdiğim yazarların kitaplarına gelen yorumları da okurum. Oradaki bir yorumdan o kişinin iç dünyasını yakalıyorum. Ya da mesela aslında o kitabı okumadığını da yakalıyorum. Ama bir puan, çünkü puan veriyorlar yorumlara. Puan toplamak için oraya geldiğini de görüyorum. Dolayısıyla edebi metin ya da sanatın her türü için böyle. Bizim onunla etkileşime girmemiz için bizim en azından belirli bir birikime, bir kapasiteye, kendimizi geliştirmeye, dündeki kendimizi geçmeye niyetli olmamız lazım. Evet. Ha, burada ne var? Herkes de bunu okuyor. Ya bir şey de yokmuş. Mesela çok sık rastlıyorum sosyal medyayla beraber. Diyor ki Tolstoy dedikleri altına çizecek tek bir satır bulamadım. Hakikaten yoktur Tolstoy'da altına çizilecek satır. Dostoyevski'de de yoktur. Yani okursunuz. Ama bütün bir sahneyi, Halit-i Ruhiye'yi anlatır. Ama bugünün sosyal medya şeyi kullanıcısı kamyon arkası cümlelerin peşinde olduğu için altını çizecek, kendisi mümkünse onunla bir kitap pozu verecek, onu kullanacak. Dolayısıyla kimin ne okuduğu, nasıl okuduğu kısmı çok önemli. Evet. Peki hocam, şimdi tabii aforizma peşinde koşunca oradaki iklimi algılaması çok zor okuyanın. Okuyanların karakteri kadar okunan romanların karakteri de dediniz ki demin Müjgan çıktı geldi. Evet. Yani içinizde yaşayan da karakterler bunlar. Ben bunu roman hikaye yazarlarından duyuyorum mesela, işte o kendini böyle var etti ya da bunu yazmaya beni zorladı ya da benim o kahramanım onu yapar, bunu yapmaz. Yani bir karakteristiği oturuyor. İnanıyorsunuz. Adeta, tabii. Sonun hani gerçekte var olan birinden tıpkı bir bütünlük beklediğimiz gibi işte o bunu yapar, bunu yapmaz diye zihnimizde bir şey var. Bir tamamlanmış bir bütünlük var. O kişiye dair bir inanç var. Peki çok da merak ettiğim şeylerden biri, psikolojik yanını daha fazla tabii merak ediyorum ama yazmaya ilgi duyan, edebiyatla ilgili veya okur olan pek çok insan için de sanıyorum önemlidir. Edebiyatta bir karakter nasıl oluşturulur? O karakter nasıl analiz edilir? Yani bir şey var ediyorsunuz nihayetinde, bir insan. Şimdi analiz kısmı farklı. Yani analizi dışarıdan birileri, yani karakterin inşa edilme sürecine tanıklık etmeyen, eleştirmenlerin, akademisyenlerin daha doğru analizler yapacağını düşünüyorum. Yani hani bu şey gibidir, evladınızın şeyini çok yorumlamazsınız, çok eleştirel bakmazsınız. O sizin için her şeyle kıymetlidir de bir başkası sizin göremediğiniz şeyleri gösterir. Karakter analizini böyle düşünüyorum ama karakter nasıl inşa ediliyor kısmını çok düşünüyorum ben de. Esasında benim kendi yazma serüvenimde, bak burada da böyle birisi var. Yani buradan bir kahraman çıkar asla değil. Çünkü ben öyle bir şey yapamam. Yani bir başkasının hayatının mahremiyetini ifşa ediyormuşum gibi gelir. Ben aslında arının bal yapması gibi yazanlardanım. Yani şey yaparken, yaşarken tamamen kendimi yaşamaya bırakıyorum. Yani hiç o an yazmayı,
eğer sözlü tarih çalışması yapmıyorsam, yani kafamda bir sözlü tarih çalışması yapmak varsa onda direkt şey yapıyorum, direkt vaziyet alıyorum. Mesela dün yolculuk yaptığım bir şey, şoför. Birden bir sohbetin içinde bulduk, akmayan trafiğin içinde. İnanılmaz bir şey çıktı, hayat hikayesi çıktı. Sizinle sözlü tarih çalışması yapabilir miyim dedim. Hayır dedi. Hikayenizi yazabilir miyim dedim. Ya hayır dedi. Ama yine de böyle konuşmaya devam ettik falan. Sonra ben ona neden sözlü tarih çalışması yapmayı istediğimi anlatmaya başladım. İlginç geldi kendisine de. Sonra şeyden inerken, taksiden inerken dedim ki, lütfen düşünmeden cevap vermeyin bana, düşünerek cevap verin. Ben, siz kendinizi anlatmaya siz mi başladınız, ben mi size deştim dedim. Siz dedi, iyi düşünün dedim. Çünkü ben hiç kimseye deşmem. Ama market kuyruğunda, yani düşününüz bir marketteki kuyrukta birisiyle arkalı önlü kaç dakika yan yana durabilirsiniz? Birkaç dakika. Ama ben o market kuyruğunda işte bile insanlar bana hayat hikayesini anlatırken buluyorum kendimi. Yani bu pekala bir şeyde de yolculukta da olabilir. Hep insanlar zannediyor ki ben peşinden gitmiyorum. Yani bana geliyor bu. Ama bana gelince ben oradaki o hikayeyi sormaya başlıyorum. Yerine yerleştirmeye başlıyorum. Mesela birkaç gün önce bu sahne belki benim bir romanımda çıkacak karşıma. Çünkü beni çok etkiledi. İşte Maltepe'de caminin kenarında bir kadın işte patikler satıyor. Çok ilginç. Sohbet ettim. Ezan çok güzel okunuyordu. Ezan o kadar güzel okunurken birisiyle bir selamlaşmak istedim. Ayaküstü konuşmaya başladık. İşte kendi ördüğü ürünlerin şeyini soruyorum. Fiyatını soruyorum falan. Dedi ki bu çok ilginç bir çalışma oldu. Bunu dedi bunların ikimizdi dedi. Şimdi kendi ördüğü şeye patiye çalışma demesi çok hoş geldi bana. Ondan sonra benim dedi Instagram hesabım da var dedi. Çok güzel. Hemen Instagram hesabını gösterdi. Ama şey orada hikaye yırtıldı. Yani bir hikaye nasıl yırtılıyor? Bende bu çok devam edecek bir şey. Bir çatlak, büyüyecek o çatlak. Biz o an ayaküstü o hanımla çok tatlı, çok hoş bir sohbeti gerçekleştirdik. Keşke ben onun Instagram hesabına bakmasaydım. Yani o benim, şimdi hangisi hakiki, hangisi değil ikileminde kaldım. Çünkü benim görüştüğüm, Ezan'ın gölgesinde görüştüğüm hanımefendi ile başka türlü bir şeyim vardı benim. Hikayem başlamıştı. Fakat onun Instagram hesabında işte bu da düğünden bir kare, bu da böyle falan hiç alakası yok. Yani o kadın o kadın değil. O kadın başka bir kadın. Şimdi bu beni çok etkilediğine göre muhtemelen farkında olayım ya da olmayayım ama anlattığım için muhtemelen farkında olacağım. Benim bir hikayeme, bir romanıma bu sızacak. Yani dolayısıyla hani şuradan yapayım olarak gelişmiyor bende işler. Ben tamamen o anın içinde, o anı böyle sonsuz bir zaman gibi yaşayan insanlardanım. İçine derinleşiyorsunuz o anın ve buluyorum kendimi. Hani yani içine düşüyorum aslında. En iyi ifade o herhalde. Bir kuyuya düşer gibi bir zamanın bir yerine bir düşüyorum. Sonra o arının bağlı yapması gibi birikenler oluyor anladığım kadarıyla. Evet. Ve damıtıp bir Müjgan'a, bir Zehra'ya, bir Alev'e damıtan dönüşüyor. Ben değilim orada da. Yani o işte orada bir taşma halinde o kaleminize geliyor. Sonra dönüp bu da nereden çıkmıştı? Ama mesela bazıları tam tersi. Ya yani bazılarının başından itibaren biliyorum. Mesela Mutluluk Onay Belgesi'nde Mutluluk Hakkı diye bir öyküm var benim. O öyküdeki her şey gerçek. Ve hepsini sıcağı sıcağına o günün akşamında yazdım ben neredeyse. Bazen de böyle oluyor. Yani bazen yani şey... bu bırakmıyor sizi. Yani o yazılmazsız kendinizi sağlatamıyorsunuz. Yani aşırı tanıklık bazen aşırı yorgunluğa sebebiyet verdiği için ancak yazarak o yorgunluktan kurtulma yoluna gidiyorsunuz. Hocam müsaadenizle aşırı tanıklık dediniz. Hocam bu çok ilginç bu bir ifade. Bunu biraz açabilir miyiz? Hani bu çağın insanı olarak daha fazla bir kulak kabarttım. Aşırı tanıklık. Ya şöyle bizim Schopenhauer'da en güzel ifadesini buluyor. Benim için çok yol açıcıdır o. İnsanlarla ilişkimizde kirpi mesafesini korumalıyız der o. Yani çünkü kirpiyi bir kediyi severmiş gibi mıncıklayamazsınız. Yani oklar batar.
herkese de aslında o kirpi mesafesinden yaklaşmak gerekiyor. Onu kaybettiğimiz anda, yani aşırı yakınlaştığımız anda o kişinin soğukluğundan donabiliriz, sıcaklığından yanabiliriz. Lüzumsuz bir yere, yani onun yavaş yavaş bir kandil gibi yanan ateşini söndürebiliriz. Onun için o mesafeyi korumamız gerekiyor. Yani aşırı tanıklık kısmından kendimizi beri tutmamız gerekiyor. Fakat sosyal medya tam tersi insanları aşırı tanıklık üzerinden etkileşime sevk ediyor. Normal koşullarda duymamızın, bilmemizin pek imkanının olmayacağı çok spesifik, çok tekil olayları bile çok büyüterek detaylarıyla görüyoruz bazen. Bu da tabii kötülüğün yaygınlaşmasını, sıradanlaşmasını, olduğundan da fazla algılanmasını sağlıyor. Ruh halimizi tabii ki olumsuz etkiliyor. Ha, bir de şu tarafı var. Tek başına işlenmiş bir vahşi bir eylemin de sonuçlarından haberdar oluyoruz. Sanki her gün bunlar her tarafta oluyormuşçasına. Bir de tabii daha kitlesel problemler, sıkıntılar oluştuğunda da ülkemizde veya dünyanın başka bir yerinde ona da an be an tanık olmak, o da tabii ruh halimizi oldukça etkiliyor. Hazır değiliz, bağışıklı değiliz buna. Bir deprem bölgesinde mesela görev yapan, bunun için eğitilmiş arama kurtarmacılar, bunun için eğitim almış askerler dahi çok yoğun maruz kaldıkları zaman bir şeylere travmatize olmuşlardı, çalıştık onlarla. Bir de buna hiç hazır olmayan bizler, vatandaş buna 24 saat ekrandan maruz kaldığında tabii ki haberdar olacağız ve elimizden ne geliyorsa yapacağız, bu ayrı bir şey. Ama aşırı tanıklık, çok fazla tanık olmak, çok fazla maruz kalmak, çaresizlik gibi hisleri de etkiliyor. Ben ama ekrandakini aşırı tanıklık kapsamına almıyorum. Ekrandaki tüketici. Ha, evet. O başka bir şey. Yani benim aşırı tanıklıkta birebir yüz yüze daha ilişkide kastediyorum ben. Evet. Ekrandaki tüketmek. Yani şöyle bir şey var. Şimdi biz haberlerden haberdar olmayı istiyoruz. Yani insanın doğasında var bu. Fakat esasında biz ekran başında durarak haberlerden haberdar olmuyoruz. Deprem başka bir şey ama İşte dünyanın belli yerlerinde mesela şeyden, borsadan gidelim. Saat başı ekranlarda borsa haberi veriliyor. Şimdi televizyonu hiç kapatmayan insanları düşünün. Yaşlı insanlar o saat başı borsa haberleri, ki borsadan iş yapanlar zaten başka yerden alıyor haberin kaynağını. Değil. Yani o sadece bazı haberler, gerçek haberlerle iletişim kurmamızı engellemek üzere paket program olarak orada. Dolayısıyla ekran üzerinden haberdar olmak, hani günde bir kere belki o tüketime yetecek. Giriyor. Benim için o tüketici performansı. Evet. Şey değil, ağır tanıklık, yakın tanıklık değil. Ha, muhabirinkisi yakın tanıklık. Ama o muhabirin şeyini, haberini sürekli gün boyu tüketen kişi duyarsızlaşır. Şey gibi düşünün, yani bırakın acı haberleri. Mesela tatlı bir şeyde de, yani aşırı üst üste tatlı yediğiniz zaman... Evet. Diliniz o şeyi tadı almaz. Ya da ne bileyim mesela şey, parfüm şeyinde... İşte arada bir kahve koklatıyorlar, iki kokuyu birbirine ayırt edebilsin diye. Ekran şeyi başka, benim aşırı tanıklığımda kesinlikle yüz yüze, ruh beru ilişkileri kastediyorum. Evet. Ekrandan zaten aşırı maruziyet bir süre sonra bir duyarsızlaşmayı koruyamayız. Orada mesafemizi korumanın tek yolu ekranı kapalı tutmak. O da günümüzde çok ciddi bir cihat, çok ciddi bir kendiyle yüzleşmek, kendiyle mücadele etmeyi gerektiriyor. Çok da insanları zorluyor. Peki değerli hocam, psikoloji bilimi edebiyata göre çok 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 yeni, bebek sayılabilecek bir bilim. Daha 140 yıl kadar bir geçmişi var ama edebiyat çok daha uzun bir geçmişe sahip. Hem sözlü hem yazılı edebiyat olarak düşünürsek. Destanlar, masallar, mitoloji unsurları, türküler, şiirler derken günümüze doğru tabii ki her zamanın, her dönemin ruhunu hissettirecek, içerecek şekilde değişiyor, dönüşüyor insanlık tarihi gibi. Psikoloji bilimi edebiyatı nasıl etkiledi şu son 1,5 yüzyılda diyelim? Şimdi çok affınıza sığınarak ben psikolojiyi ve tıbbı bilim olarak görmeyenlerdenim. Önce onu söyleyeyim. Psikoloji ve tıp bir ilim artı zanaat, psikolojide daha çok sanatkârhane bir şey benim nezdimde. Çünkü bilim dediğimiz şey aynı fiziki şartlar altında aynı neticeleri veren şeydir, süreçtir. Şimdi hastalıklar için, tıp için bunu şey yapamayız, kullanamayız.
Ama ruh beden ilişkisi dediğimiz ilişki yeni bir ilişki değil. Yani İbn Sina'da şeyi bilirsiniz işte kızın şeyin nabzını tutup işte şehirdeki sokakları söyleyerek sevgisinin nerede önce onun aşık olduğunu şey keşfediyor. Sonra işte nerede yaşadığını tamamen nabzını tutarak yani ruh beden ilişkisi esasında edebiyat kadar eski. Zaten de edebiyat ruh beden ilişkisine yaslanarak da gelişen bunu kendine dert edinmiş bir tür. Psikoloji edebiyatı nasıl etkilemiştir? Edebiyat psikolojiyi nasıl etkilemiştir? Tabii bunlar çok böyle şey. Hani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan gibi bir nereden baktığımıza göre değişir. Sizin biraz önce söylediğiniz işte Freud'un hani uzun çalışmalar sonucu nereye vardıysam oradan bir edebiyatçının ve şairin benden önce geçtiğini gördüm ifadesi. Sezgisel akla esasında bizi götürüyor ve bir yazar için de şair için de tabii sezgisel akıl olmazsa olmaz bir şey. Yani tabii edebiyat derken kastettiğimiz şey Ali geldi, Veli gitti, macera romanlarını kastetmiyorum. Gerçekten insanın varlığını dert edilmiş. Yani dünyada kapladığı yeri kendisine sorun alanı olarak görmüş metinleri kastediyoruz. Bu her zaman vardı esasında. Yani ilişki diyelim ki pekala Platon'un mağarasını bir edebi metin olarak okuyabiliriz mağara betimlemelerini. Hangisi önce çıkmıştır, hangisi hangisini etkilemiştir? Sürekli gelişerek ilerliyor. Yani esneklik kazanıyoruz. Mesela diyelim ki ilişkiye işte bizim edebiyatımızda Peyami Safa'nın psikolojik analizleri romanlarında çok yer tutar, çok da ilgi görür. Ama erken yaşlardan itibaren Peyami Safa'nın kendi acıları var, çok uzun bir hastalık şeyi var, iyileşme süreçleri var ve bu esnada da kendisi çok fazla psikolojik kitap okuyor. Dolayısıyla onun edebiyatında doğrudan bir katkısı var. Ama diğer taraftan bir psikiyatrist için, bir psikolog için edebi metin okumanın kendisine kattığı alan, danışmanlık yaptığı hastasına, danışanına edebi metnin atmosferi içinden bakarak esasında kendisi için bir esneklik sağlamış oluyor. Çünkü esneklik kısmı önemlidir. Hani esneklik deyince genellikle insanlar böyle lastik esnekliğini anlıyor. Yani lastiği çekersiniz kopar değil. Ama bizim insanlar olarak acılı işte belirli bir şeyde dünyaya geldiğini bilen tek canlı yani bizim dışımızda hiçbir varlık ölümlü olduğunu bilmiyor. Tanpınar der ya esas mucize insanın ölümlü olduğunu bile bile hayatına devam etmesidir. Dolayısıyla orada esnekliğe ihtiyacımız var. O esnekliği ancak o çelik esnekliğini biz sanat ürünleriyle, edebi metinlerle sağlıyoruz. Evet. Kitaplarda da bir kahramanın zihninin kıvrımlarında dolaşıyoruz çoğu kez. Ne hissettiğini uzun uzun betimlemelerle onun içerisinde yaşayan bir gözlemci gibi iç alemini de gözlemliyoruz okurken. Biz psikolojik rahatsızlıkları tanı kitaplarında semptomları maddeleyerek yazarlar. Öyle okuruz, öğreniriz. İşte şu belirtilerden 5'i ve daha fazlası 3 hafta ve daha uzun süre ile varsa o kişi de işte depresyondadır denir veya şu kişilik örüntüsüne sahiptir. Şimdi bunlar böyle gayet teknik, maddelendirilmiş, semptomlara dayalı bir tablo koyuyor önümüze. Ama edebi eserleri okuduğumuzda mesela bir yas dönemini yaşayan kişiyi ya da bir travma sonrası ne hissettiğini, bir ayrılık acısını, bir depresyonu orada yaşayan kişinin birinci elden anlatımı gibi hatta kendinin bile o kadar net fark edemeyeceği şekilde bazen bir dış ses anlatımı, bazen onun duygularından, düşüncelerden alıntılarla nefis bir şekilde bize sunuyor. Bu nasıl mümkün oluyor? Yaşamayanın çok da kolay tarif edemeyeceği şeyler. Burada nasıl bir sihir var hocam? Şimdi oradaki sihirden önce yaşayanlar niye anlatamıyor kısmını? Yani yaşayanların anlatamamasının bir evet psikolojik şart şeyle sebepleri var. Ama bir de dille ilgili sıkıntıdan dolayı. Mesela Heidegger der ki dil varlığın evidir. Şimdi kelimeleri olmayan insanlar tabii ki anlatamıyor. Yani tarif de edemiyor. Aslında biz acılarımızı bile kelimelerle tasnif ediyoruz. Yani kendi acımızı o hiç kimselerin yaşamadığı sadece bizim başımıza gelmiş bir acıyı öyle bir acı olarak düşündüğümüz şeyi kendimize mahsus bir kelimeyle tasnif ettiğimizde bile bence yolun yarısını geçmiş oluruz. Yani
o kötü kısmı arkamızda bırakıyoruz. Dolayısıyla o acısını ifade edebilme kısmı kelimelerle ilgili. Fakat 21. yüzyılda insanlar kelimelerini yitiriyor. Temel mesele bu. Size o şeyde metinde bütün bu dış dünyasını nasıl dış dünyasını anlatıyor, iç dünyasını anlatıyor. İçeriden dışarı çıkıyor, dışarıdan tekrar içeri dönüyor. Çünkü yazarın kelimeleri var. Mesela yazarım deyip de kelimeleri olmayan insanlar da anlatamaz bunu. Biz ne kadar nüanslı, ne kadar çeşitli, daha önce hiç kullanılmayan bir kelimeyi tam da orada kullanıyorsak da bir doğrudan ulaştırabiliyoruz aslında hissiyat. Yani duyguların ne diyelim, duygulara tercüme ediyor yazarlar, edebiyatçılar. Evet, benim daha ziyade merak ettiğim hocam, nasıl bu kadar iyi anlayabiliyor? Kendi yaşamadan, hani dışarıdan bir gözlemle ya da kendi de yaşayabilir. Yani insanız, hepimiz her türlü yaralanmaya açığız hayat boyu, ama hani orada gözlemleyerek alıp bir çeşit tekrar tercüme etmek gibi mi? Yani işte bu gözlemleme kısmı mesela bana şeyde seminerlerde çok sorar öğrenciler. Hocam işte mesela sosyoloji öğrencileri daha çok soruyor. Hocam gözlemlerinizi saat kaçta kaç arası yapıyorsunuz? En böyle çok gözlemleriniz. Şey ya yani mesela gözlem deyince böyle çok dışsal bir şey ya. Biraz önce onun için taksideki maceramı onun için anlattım. Yani o anda olan her bir şey ve o anda ben o anı kendimi bıraktığım için şey yapabiliyorum. Halbuki yetişmem gereken bir şey var. Hani ya da hiç tanımadığım birisi niye anlatıyor diye de bir tekinsizliğe de şey yapmadım. Mesela günümüzdeki temel sıkıntılardan birisi karşımızdakine çok tekinsiz bir kimlik olarak görürüz. Yani mesela niye şeydeki çok düşündüm biraz da böyle suçlandığım için, yani seni mi buluyorlar? Yani market kuyruğunda da birisi niye anlatsın falan gibi böyle zaman zaman hani suçlamalara da maruz kaldığım için buna cevap da şey yapmaya, bulmaya da çalışıyorum bir taraftan. Şuraya geldim. Ben hiç kimseyi tekinsiz görmediğim için, hiç kimse de beni tekinsiz görmüyor. Onun için ayaküstü anlatmaya başlıyor. Bunu da pekiştiren, biraz önce yolda gelirken çok sevdiğim bir kardeşim, benden çok genç, çok iyi bir şairi. İlginç bir şeyi var, hikayesi var. Bir de ben böyle sokaktaki tanıklıkları hep aktarmak istiyorum. Yani duyguları duygulara, duyguları bir hale, davranışa aktarmak kısmını çok önemsiyorum. Yıllar önce bir hanım bana şeyi anlatmıştı. Bir şey konuşurken nasıl konu oraya geldi bilmiyorum. Öğretmen bu hanım. Haftada bir gün izinli olduğu gün şey yapıyor, kek yapıyor. Dünyayı nasıl daha yaşanır hale getirebiliriz? Yani benim temel meselem bu. Hı hı. Ve bunu da kimler nasıl yapılıyor üzerine çok düşünüyorum. Ne yapabilirim ben diyor ve o izinli kaldığı gün kek yapıyor. Minibüse biniyor, işte keki dilimliyor. Sabahleyin çünkü çoğu insan diyor, öğrencilerinden bile aç geliyorlar. Ve ben ister misiniz diye kek ikram ediyorum sabahları diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz yani? Hı hı. Sabahleyin bir minibüse biniyorsunuz ve insanlara kek ikram ediyorsunuz. Ben bu şeyi anlatmıştım arkadaşıma. Şimdi bu arkadaşım da çorba yapma yani... enflasyonla beraber yani sokakta çocuklar var, kağıt toplayan çocuklar var, işte Suriyeliler var. Bir taraf istemiyor ama bizim gördüğümüzden mesul olduğumuz bir anlayışımız var dinen. Ne yapabilirim ben bunlara diyor. O gün enerjisi neye yetiyorsa, işte bir gün diyelim ki çorba yapıyor, başka bir gün nohutlu pilav yapıyor falan, ne geliyorsa başka bir gün tatlı yapıyor. Ve şey karşısına çıkanları ve yürüyerek de yani karşısına kim çıkarsa onlara ikram ediyor. Ama buradan o kadar enteresan şeyler çıktı ki bana da anlatıyor, Allah razı olsun. Ben de hani nemalanıyorum onun yaşadıklarından. Kağıt toplayan çocuklardan birine dokundu. O çocuk çok zeki bir çocuk, fark etti bunu arkadaşım. Sonra ona burs buldu. Çocuk evet, tekrar okula döndü. İşte Urfa'dan gelmiş bir aile ve onları akraba olarak şey yapıyorlar falan. O çocuğun annesi de şeye arkadaşıma şey yaptı. Yani kendi yaptığı salçalardan gönderiyor. Şimdi mesela bir korkarsınız o çocuklar, üstüne başına bakarsınız, korkarsınız. Bu teki hemen bir tekinsiz kimliği hapsediyorsunuz. Derken bunun bir akrabası da şey okula gitmek istiyor. Okula gitmek üzere köyüne dönüyor, fakat köyüne döndüğünde de servis olmadığı için okula devam edemiyor. Tekrar görüyor arkadaşım bunu.
dert ediyor, ne yapabilirim diye. Cumhurbaşkanlığı CİMER'e yazıyor. Şimdi soru etrafında diyorlar ki yani CİMER'e yaz. Şimdi mesela oranın da bir kaymakamı var mesela. Herkes, herkesi görmek üzere iş yapsa sorunlarımız daha az olacak. Yani dertlere deva olmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ama sosyal medya ile beraber işini iyi yapan yöneticilere tenzih ederim. Ama sosyal medya ile beraber insanlara dokunmak yerine üst kademe birileriyle fotoğraf çektirip bunu paylaşmayı tercih ediyor. Bu bizi bozuyor. Şimdi bu tekinsiz şeyde bir gün tatlı yapıyor arkadaşım. Son bir tatlıyı birine verecek. Hikayeler nasıl gelişiyor? Diyor ki işte kirasını ödeyemeyen 70 yaşlarında bir kadın, evde yatalak bir eşi var. Ben de diyor biraz önce işte üç harfli marketlerden birine biraz önce gittim diyor. İşte orada bir kazan dibine baktım, çok pahalıydı, alamadım diyor. O gün de arkadaşım tam da insanlara kazan dibi ikram ediyor. Yani aslında niyet, hani aslı olan niyettir kısmı o kadar çarpıcı gibi. Evet. Yani bir şeye niyet etmeye göre. Yani ben işte diyelim ki o kek yapan çok çarpıcıydı benim için. Ama o kek yaptığını söyleyen arkadaşın hikayesini ben bir sürü kişiye şey yaptım, söyledim. Ama bir kişi ben de bir şey yapabilirim diye yola çıktı. Yani ben ne yapabilirim sorusunun peşinde verilmiş cevaplar var. Aslında o cevapları görmek, o cevaplardan mutlu olmak. Yani beni hayata bağlayan bu işte. Harika. Ne kadar güzel. O hikayeyi paylaşmak, aktarmak, çoğaltmak. Hani bir suya atılan taşın halka halka etkisinin etrafa büyüyüp yayılması gibi. Nerede kime ne kadar dokundu bilemiyoruz. Başka kim bilir kimlere ilham oldu. Anlattığımız kişilerin bazıları belki sadece dinledi ve çok ilginçmiş. Bazısı hiç dinlemedi. Bazısı hiç dinlemedi, bazısı ilham alıp hayata geçirdi, bazısı da sadece çok ilginçmiş deyip bir başkasına anlattı ve o yararlandı. Hiç bilemiyoruz o halka ne kadar genişledi. Onun için iyiyi görmemiz gerekiyor. Şimdi medya üzerinden biz 24 saat kötü olan üzerinden, çünkü her zaman dünyada kötülük daha fazladır. Evet, kolay çünkü. Yani kolay. Görünen kötülük daha fazladır. Çünkü iyilik gizli bir şeydir, görünmez. Yani mesela diyelim ki bu benim arkadaşımın hikayesini ben saklayarak, gizleyerek anlattım. Ama mesela ona bir mikrofon uzatıp da yaptığı şey yaptığın zaman o iyiliğin sırrı, gizemi, bereketi gidiyor. Ya yani onun için de biz her zaman daha çok kötüye muhatap oluruz. Dolayısıyla kelimeler yoluyla iyiliği zapt edebiliriz. Ancak kelimeler yoluyla zapt ettiğimiz iyilik mayalanıp kabarabiliyor, artabiliyor diye düşünüyorum acizane. Ne kadar güzel. Tolstoy'un "Sevgi neredeyse Tanrı oradadır" diye hikayesi geldi aklıma. Böyle iyilikleri anlatıyordu. Mesnevi de vardır onun daha öncesi. Sevgi der, bakırı gümüşe çevirir, altına çevirir. Ya, öyle bir simyası var. Okuduklarımız da, dinlediğimiz hikayeler gibi okuduklarımız da bizi değiştiriyor, dönüştürüyor, iyileştiriyor çoğu zaman. Psikoterapide bizim terapiye ek olarak kullandığımız yöntemlerden bir tanesi biblioterapi, okuma tedavisi diyebiliriz belki Türkçeleştirirken. Kişiye durumuna uygun, ruh haline uygun seçilmiş materyal verip okuturuz. Bazen bir film izletiriz, bu da olur. Tedaviye ek, tamamlayıcı bir prosedür olarak ve bazen kişinin terapi süreci dışındaki okumaları da bizzat okuyor olmak, kendini besliyor olmak, başka dünyalardan haberdar olmak da iyileştirir. Bazen de yastayken bir yas yaşayan insanın romanını okumak onu iyileştirir. Ah bak, benim içinden geçtiğim ama adlandıramadığım olayları. Kelimeleri çoğaldığı için. Kelimelerim çoğalıyor. Belki de öyle tanımlamaya başlıyor. Edebiyat bu anlamda sizce de insanların travmalarla başa çıkmasına destek olabilir mi, yardımcı olabilir mi? Şimdi tabii travmanın, siz daha iyi bilirsiniz, travmanın safhası önemli. Yani başlangıçta, yani kendisini tamamen bırakmış bir insana şu kitabı oku dersiniz, ters tepki yaratır. Bir de kitap okurken tabii ne okuduğumuz, nasıl okuduğumuz, kiminle birlikte okuduğumuz önemli. Esasında bizi hem yalnızlığımıza çeken, yalnızlığımıza güzel bir taraf vardır, hem de yalnızlığımızdan çıkaran, o yalnızlıktan çıkma halinde bir güzelliği vardır. Hani geceden sabaha kavuşmak, aynı zamanda günden geceye kavuşmak gibi. Yani bu şey halinde devam eden bir süreç. Ne okuduğumuz, kiminle okuduğumuz, okuduğumuzu başka bir hale
tercüme edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Yani okuduğumuzu paylaşacak kimse olmazsa bazen daha da yalnızlaştırabilir. Dolayısıyla safhası çok önemli, ne okunduğu çok önemli. Evet. Kişiye uygun, durumuna uygun bir şey seçilmeli. Evet. Birlikte onu dinleyecek, yani yol arkadaşlığı yapacak birisi. Yani ben bunu okudum, yani mesela itiraz edebilir. Yani her okuduğumuz metni kabullenmemiz gerekmiyor. Yani her okuduğumuz metni sevmemiz gerekmiyor. Benim çok böyle didişe didişe okuduğum, hiç haz etmediğim, yani okurken haz etmediğim ama yıllar sonra o haz etmediğim metnin bir şekilde içime yerleşmiş ve bana yol gösterici olduğunu fark ettiğim şeyler de var. İçindekini dışarı çıkarabilmesine eşlik edebiliyor mu okunan metin? Evet. Ya da dışındakini içeri almasına eşlik edebiliyor mu? Çünkü ikisinin bir arada olması gerekiyor. Evet. Arka arkaya olması önemli değil. Arada zaman olabilir ama bir yol arkadaşı şart. Yine bir kolaylaştırıcı işlevi var, bir ebelik işlevi var içindekini muhakkak, dışarıya çıkarsan. Muhakkak her şeyin işlevi var, her şeyin. Evet, evet. Peki. Yani şu önümüzden bir şu stüdyoya bir kelebek gelse, geçse canlı yayında falan diye düşünürüz ama aslında daha sonra hatırladığımızda ya, neydi o diye, yani bir süre unutacağımız şeyi o kelebeğin kanat çırparak geçtiği an sabitler ve hafıza onunla kaydını tutar. Zamanı mühürlemek diyordu ya Tarkovski. Bizim evet. burada kedilerimiz var binanın, Turkuaz Medya binasının dışarısında. İçinde de var. Böyle bir tekirimiz var. Bazen girer stüdyoya, şuradan geçer. Çok hoştur o anı donduran ve iyi ki buradayım, iyi ki bunu yaşıyorum, iyi ki onu görüyorum dedirten bir şey. Çok hayatın tatlı küçük sürprizleri içinden geçtiğimiz. Peki hocam, özellikle hikaye ve roman okumak başka hayatları deneyimlemek gibi. Yani bir hayatın içinde başka pek çok hayatı deneyimlemek gibi. Bir ev hanımı orada bir futbolcunun hayatının içerisine girebilir. Bir bilim insanının ya da akademiden hiç çıkmamış bir insan bir dağ köyünde yaşayan bir çobanın hayatına ya da dünyanın bambaşka bir ucunda yaşanan bir hayatı anlamaya çalışabilir. Human diye bir belgesel vardı, insan diye, çok ilginç. Dünyanın çeşitli yerlerinden insanlara mutluluk nedir ya da işte en çok ne istersin gibi şeyler soruyorlar. Tabii bambaşka uçurumlar var. Bazısı diyor ki fasulye yetiştiriyoruz ve bunun büyümesini isteriz. Bu bizim için mutluluktur. Onun çok olmasını isteriz. Bir başkası okula gitmek isterim diyor. Bir mülteci işte babam ölmeseydi, yanımızda olsaydı, biz burada hep dışlanıyoruz diyor. Bambaşka dertlerimiz var. Edebiyat bu anlamda empatiyi nasıl sağlıyor bize? Empatiyle edebiyat okuru olmak arasında nasıl bir ilişki kurarsınız? Şimdi sadece edebi metin okuyan ya da sadece fikir kitapları okurum diyenlerde hiçbir şey olmuyor. Tek yönlü değil. Çünkü esnekliği kazanamıyorlar. Mesela sadece edebi metin okuyanlar bundan sonra ne olacak? Yani olayların peşi sıra gidiyor. Halbuki edebi metni okurken aynı zamanda sosyolojik, felsefi, tarihi bir metin, bir biyografi okusa başka türlü bir yerleştirme olacak. Ama o sadece tüketiyor. Fikir kitapları okuyanlarda da, yani eğer sadece fikir kitabı okuyorsa o okuduğu fikir kitabını, yani diyelim ki felsefe şeyi olsun okuyucusu, Descartes'i okuyor diyelim ki. Descartes'in yaşadığı dönemde sanat olaylarına bakmazsa, o dönemde ne yazılmıştı, ne okunmuştuyu düşünmezse, bence Descartes'in tam da neyi kastettiğini ya da o dönemde yapılmış mimari eserlere, bestelenmiş müziklere bakmazsa Descartes'in düşünce dünyasını kavrayamaz diye düşünüyorum. Çünkü biz bir atmosferin içinde fikirlere ulaşıyoruz. Yani bir atmosferin içinde, bir zamanın bir yerinde bir şeyleri düşünüyoruz. Sonra diyelim ki 16. yüzyılda düşünülmüş bir şeyi, önermeyi 21. yüzyılda anlamak için o hemen oradan alıp bugüne getirdiğimiz zaman o bir şeyi anlatan, hakikatin peçesini açan bir önermeyi kamyon arkası edebiyatına dönüştürmüş, tırnak içinde kullanıyorum edebiyatı, dönüştürmüşüz. Halbuki onu bir atmosferin içinde öğrendiğimiz zaman, yani bu ihtiyaçtan şuna, ortaya konulmuş şu cevaba yeni bir soru üretmek için sorulmuş diye kavrayışımızı pekiştiriyoruz.
Öbür türlü onu o atmosferden kopuk ele aldığımızda anlamamız çok da mümkün değil, çok da kolay değil. Bu tüketiyoruz. Yani tanık bir yere kadar belki oluyoruz, izliyoruz, uzaktan bakıyoruz. Bazen yargılıyoruz tüketirken. İnsan böyle nasıl düşünür, nasıl böyle hisseder, bunu yapar mı canım diye yapar. Çok kolay yargılıyoruz. Hepimiz yapabiliriz. Değil mi? Hepimiz yapabiliriz. Yani ilk katliam Hazreti Adem'in çocuklarıyla başlamadı mı? Evet, evet. Ama biz, mesela bana çok şey, çok ibretlik geliyor. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de pek çok kıssa anlatıyor. Ama hiçbir zaman bunları şey olarak düz bir çizgide anlatmıyor. Daima helozomik bir şeyle anlatıyor. Hiçbir zaman da aslında atmosferi anlatmıyor. Hı-hı. Şimdi bu atmosferin yani zamanı belirleyen atmosferin anlatılmamış olmasında bize düşen çok ibretlik pay var diye bakıyorum ben olaya. Mesela eğer şey yapsaydı, bütün o şey tasvir edilmiş olsaydı kıssanın geçtiği şey, biz onu o döneme ait bir şey olarak zapt edecektik. Hı hı. O anlatılmayarak, sadece davranış anlatılarak aslında bu davranışın her zaman devam edeceği bizim zihnimize yerleşmiş oluyor. Hı hı. Yani insanlığa özgü bir şey ve evet, tarihsel değil, o dönemde donup kalmış, çerçevelenmiş değil. Bir şey değil ki. Kur'an'da da çok sık geçer. Bunlar esatirul evvelin, eskilerin masallarıdır derler anlatıldığı zaman diyor. Yani bizzat, hı hı, bundan da aslında men edilmişiz. Bunlar eskilerin masalları değil, bunlar bir yerlerde insanlık tarihi boyunca tekrarlanan örüntüler diye anlıyorum ben bunu. Mesela şeyin, Hazreti Musa ile veli bir zat, bizim Hızır olarak şey yaptığımız kıssada, oradaki mesela bizim de günlük hayatta, yani bu da olmaz diye birini yargılayacağımız sıra aklımıza gelmiyor mu? Hı hı. Değil mi? Bir hayır var belki de, evet, bunda. Hani bir evet, geri çekilip bir şey yapıyorsun. Yani hemen gidip yağmalamak, linç etmek yerine yani bir mesafe kazanıyorsunuz. Aslında davranışlar bizde hep kayıtlı. Yani o birisini hiç beğenmediğimiz, haz etmediğimiz, yargılayarak kendimizi güya temize çektiğimiz o davranış bizde de var aslında. Sadece bazı dönemlerde bazı davranışlara daha uzak tutulabiliyoruz toplumsal şartlardan dolayı. Bazı dönemlerde de tam tersine teşvik ediliyoruz. Mesela diyelim ki tarım toplumunda gösteriş ayıplanırken bugün fenomen olmanıza vesile oluyormuş gibi görünüyor. Evet. Dolayısıyla, değişen bu. Yoksa davranış, evet, değişmiyor. Biz psikolojide gölgeler diyoruz ona. Eski kitaplarda da kalp afetleri diye geçer. Haset, kibir, riya, gösterişçilik, menfaatçilik gibi bir takım özellikleri var insan tabiatında. Tabii ki insan tabiatında hem esfeli safiliğine, yani aşağıların aşağısına inecek, hem alayı illiyuna, yücelerin yücesine çıkabilecek çift yönlü bir potansiyel var. Ama malum günümüzde daha fazla kültür endüstrisi o gölgeleri kışkırtıyor, gölgeleri besliyor, yeşertiyor ve hadi diyor, yapabilirsin, göster kendini. Dolayısıyla tarih boyunca hep olmuş, onu o anlam çerçevesinden ayırıp bugüne uyarladığımızda, evet, insan tabiatında çok da bir şey değişmiyor. Biz de benzer hastalıkları potansiyel olarak taşıyoruz. Bir kışkırtılmaya bakar. O yüzden kendimize eskilerin deyimiyle mukayyet olmamız lazım. Evet, kendine evet, mukayyet, evet, ol derlerdi. Evet, evet. Değerli hocam, kısa bir aranın ardından tekrar devam edeceğiz bu tatlı sohbete. Değerli izleyenler, biz kısa bir aranın ardından saat başında tekrar buradayız. Görüşmek dileğiyle efendim. Tekrar merhaba, Vav TV'den Hayata Dokunmak programından. Ben Rukiye Karaköse. Bugün edebiyat ve psikoloji ilişkisini konuşuyoruz. Değerli konuğum Doktor Fatma Barbarosoğlu ile. Değerli hocam, edebiyat ve psikoloji birbiriyle nasıl girift bir ilişki içerisinde, buna dair konuştuk. Karakterlerden bahsettik, iç yolculuktan bahsettik. Edebiyat pek çok insanın kendini de tanımak için, hayatı, bu dünya hayatını, varoluşu anlamlandırmak için de sığındığı bir sığınak diyebiliriz adeta. Yani bu anlamda kendini tanımak için ve hayat yolculuğunu anlamlandırmak için edebiyata sığınanlar, zannımca psikolojiye sığınanlardan çok çok daha fazladır. Edebiyat insanın kendini keşfetmesine nasıl yardımcı olur? Ben bu kendini keşfetmek, kendini gerçekleştirmek, yani dönemin modalı,
somutlaşan kelimeler üzerine, kavramlar üzerine, cümleler üzerine düşünüyorum. Neden şimdi bunlar? Yani bir önceki yüzyılda böyle cümleler yok. Tabii bugün kendini gerçekleştirmek diyoruz. Yani gerçekleştirmek dediğimiz şey ne? Esasında bugün diğer zamanlara göre insanın o kendini gerçekleştirmeyi pek kolayını yapamayacağı bir dönemdeyiz. Yani işte gerçekleştirmek dediğimiz şey insanın kendine yetmesi ise bugün biz kendimize ne kadar yetebiliriz? Yani tarım toplumunu düşünelim. İnsanlar ekmeklerini kendileri yapıyorlar. İşte sebzelerini kendileri şey yapıyorlar. Kıştan her şeyi hazırlıyorlar. Mesela geçen haftanın en çok konuşulan şeylerinden birisi işte dijital kıyametti. İşte pil stoklayın falan. Hemen bu esnada vizyona şey girdi. Hani işte bir dijital kanalda Dünyayı Ardına Bırak diye bir şey film girdi. Çok ilginç bir film. İşte cep telefonları çalışmıyor. Efendim uçaklar düşüyor, gemiler karaya çıkıyor falan. Hiçbir şeye ulaşamıyorsunuz. İşte doktora falan şey yok. Bütün o elektrikli işte insansız araçlar şeylerden fırlamış. Yolları kapamışlar. Şimdi bütün burada filmi seyrederken insanın kendine yetmesi nedir tekrar düşündüm. Evimizde kapalı kaldığımızı düşünün. Her türlü malzememiz de olsun. Ne kadar kendimize yetebiliriz? Şimdi her şeyi mesela bizim annelerimiz annelerinden nasıl gördülerse öyle yapıyorlardı. Şimdi bizim kuşak biraz kitabi, biraz annelerden nasıl gördüyse bizden sonraki kuşak her şeyi internetten bakıyor. Şimdi yemek yapamayacak yani mesela elektrik yok, çamaşırı nasıl yıkayacak mesela, çamaşır makinesi yok. Yani normalde diyelim ki benim zamanımda bir insanın çamaşırı nasıl yıkayacak gibi bir şeyi sorusu yok. Bu soruların nasıl olduğunu şuradan görüyorum. Mesela şeyde Amerika'da, İngiltere'de insanlara, hatta bizde de yapıldı da şey yerini bulmadı çok. Çünkü bizde insanlar temizliğini kendileri yapabiliyorlar hala neyse ki. Temizlik nasıl yapılır? Reality şovları var. İşte dağınık odalar nasıl toplanır? Reality şovları var. Aslında insan hiç bu yüzyıldaki kadar beceriksiz, kifayetsiz, liyakatsiz, neredeyse dinleme kapasitesini yitirmiş bir şeye dönüştü. Bugün temel meselemiz mesela dinleyemiyoruz. Yani kimse kimseyi dinleyemiyor esasında. Halbuki şimdi daha önceden insanların nasıl işte bir araştırma yapılıyor. Öğrencileri bu hiperaktif çocuklar falan nasıl başa çıkabiliriz kısmından dinlemeyi bilmedikleri ve biz bu çocuklara dinlemeyi öğretelim diye bir proje geliştiriliyor. Şimdi siz 50 yıl önce, 100 yıl önce çocuklar dinlemeyi bilmiyor. Yani bunları dinlemeyi öğreteceğiz deseniz yani peki aklı senin anlamazdı. Biri olmadığınız düşünülürdü. Hı hı. Fakat bugün bunu söylediğinizde ay evet bu kursa benim çocuğum da gelsin, işte bu kursa benim eşim de gelsin diyen insanları anında şey yaparsınız, karşılaşırsınız. Dolayısıyla kendine yetme kısmı bir insan kendine yetemiyorsa zaten kendini gerçekleştiremez. O gerçekleştirme dediğimiz her neyse ben çok bilmiyorum bu kendini gerçekleştir. Çok kullanıyoruz ama esasında tam da neye tekabül ettiğini bilmiyoruz. Ben düşündüğüm zaman şuna geliyorum kendini yani son nefeste bana çok da bir pişmanlık kalmadıysa yani bütün şey pişmanlığım Allah ile kul arasındaki borçlarla sınırlı kaldıysa eğer ve daima Allah'ın rahmetine sığınma şeyini hep diri tuttuysam o benim için iyi bir son gibi gözüküyor. Ama bugünden düşündüm yani o gün ne olacağını bilemeyiz tabii çünkü gene de değişeceğiz. Yani neticede bir çiçek dürbünü gibi her sallanışta değişen görüntülerimiz var bizim de. Ama edebiyat kendini gerçekleştirmeye yardımcı olabilir mi? Olmaz. Yani neticede en nihai olarak edebiyat da bir tüketme işi. İnsanın kendini gerçekleştirmesi için bir şey üretmesi gerekiyor. Ve ürettiğiyle karşılaşması gerekiyor. Yani mesela diyelim ki birisiyle sohbet ettiniz ve sizin sohbetinizin ona iyi geldiğini, yüzünün böyle perde perde açıldığını, hani neredeyse kanatlarını sırtında kanatları çıkacak kadar hafiflediğini gördüğünüz bir an vardır. O an için tam da çok iyi bir şey yaptınız ama o an içindir. Yani aslında her şey tam da o an için. Hiçbir şey böyle yekpare,
dünden yarına doğru uzanan bir şey değil. Onun için edebiyatın şeyine de çok aşırı anlamlar yüklemenin de çok doğru olmadığını düşünüyorum. Kendini keşfetmek aslında benim daha ziyade sormak istediğim şeydi hocam. Kendini gerçekleştirme hümanistik psikolojinin bir kavramı. Diyorlar ki potansiyelinde ne varsa onu maksimum açığa çıkar. İşte yeteneklerini yaşa, başarıysa başarılı ol, tatminkar ilişkilerin olsun ama da çok kitabi. Ama bakın bunlar sosyolojik. Başarı dediğimiz şey, tabii, başarı tabii. dediğimiz şey sosyolojik bir şey. Ve çok dünyevi değişiyor, bir şey. Değişiyor, değişiyor. Yani bugün şey olan çok yani 20. yüzyıla ait bir kavram başarı esasında. Reklam sektörüyle de dilimize yerleşmiş bir şey başarı. Daha önceki insanların şeyin hanesinde başarı değil. Yok. Yani liyakat var bakın başarı değil. Tabii, tabii, çünkü tabii. Başarı bu çok modern bir kavram. Dışarıdan gelen puanlandırmayı şey yapıyor, içeriyor. Halbuki liyakatta kimse görmese bile siz bir şeyin liyakat ehlisinizdir ya da değilsinizdir. Tabii, tabii. Başarıda ise mesela diyelim ki siz bir kitap yazdınız, iyi bir kitap. Bunun iyi bir kitap olması, onun az satılmasıyla tabii, çok satılması ilgili alakalı değil. Bir şey değil. Ama başarı dediğimiz şey o kitabın çok satılmasıyla çok yakından alakalı. Evet, işte o modern psikolojinin ürettiği bir şey. Yani aydınlanma sonrası henüz kendi tanrısını bulamamış yol arayan hümanistik psikolojinin bir ürünü. Hani kendi malzemenden en iyisini yap, en iyisini inşa et anlamında ki. Ama malzeme de durmuyor, tabii, sabit tabii, değil malzeme dönüşüyor. De. İhtiyaçlara ve bağlama göre yeniden adlandırılıyor. Hatta şöyle distopik filmler oluyor bazen. İşte çok kendi bağlamında tırnak içinde başarılı insanlar mesela bir uçak düşüyor ya da bir gemi kazası oluyor, bir adaya çıkıyorlar. Oradaki en sözü geçer kişi işte odun kesebilen, yemek pişirebilen, ateş yakabilen kişi oluyor. Hı hı. Yani diplomaların, i̇şte titirlerin bir anlamı o. Yok. Evet, kendine yetmek. Çünkü her ahval ve şeraitte kendi kendisini ayakta tutabiliyorsa o kendine yeten kişi. Eyvallah. Ama hep böyle, halbuki bugün başarı dediğimiz, lider dediğimiz şeyin arkasında daima ekipler var. Hı hı. Tabii. Ama eskiden ev kadını kendi kendine yetebiliyordu. Bugün ev kadını da kendi kendine yetemiyor. Yok, satın almalar olmaksızın maalesef bir mutfak bile... Ya interneti elinden dönmüyor. Alın. Bu yemeği nasıl yapıyorduk diyor. Mesela yaşlı başlı insanlar, çünkü televizyonlar üzerine o kadar fazla yemek programlarına maruz kalıyor ki yani iyinin o olduğunu düşünüyor. Kendi eskiden beri bildiğinin iyi olmadığını, artık onun makbul olmadığını düşündüğü anda kadim bilgisini unutuyor. Halbuki 200 yıllık bir kesinti var geçmişle aramızda. İşte elektrik, teknoloji, iletişim bu kadar hayatımıza girdikten sonra unuttuk. Bir çeşit amnezi, bir çeşit hafıza kaybı yaşıyoruz. Binlerce yıllık insanlık deneyimini, birikimini geride bıraktık. Şimdi bir uzantımız gibi, bir cyborg cihaz gibi, elimizin uzantısı gibi şu aletler olmaksızın ne yolumuzu bulabiliyoruz. Evet. Fiili manada yolumuzu, navigasyon olmaksızın. Ne yemek nasıl yapacağımızı biliyoruz ne de hava durumuna bakıp bugün kalın mı ince mi giyinmeliyim, camı açıp da acaba bugün yağmurlu mu bulutlu mu serin mi diye bakmak yerine hava yarın kaç derece ya da bugün kaç derece diye bakıyoruz. Hakikaten hafızayı silen bazı noktalarda sıfırlayan bir yanı var. Peki hocam edebiyat bu biraz da kendini tanıma, hani nefsini bilen Rabbini bilir anlamında kendini keşfetmeyi kullanıyorum. Hani her insanın biraz kendini tanıma, ben niye varım, niye var oldum, niye yaşıyorum, bu öfkeyi niye hissediyorum, bu üzüntüyü niye hissediyorum, normal mi, bende mi bir tuhaflık var soruları oluyor. Ve okurken kendimize yakın bir roman kahramanı, bir hikaye kahramanı gördüğümüzde adeta o kabz halinde içimizde sıkışmış duyguların birisi tarafından bize tercüme edildiğini görüyoruz. Oh be diyoruz, işte şu adlandıramadığım duyguyu ne kadar güzel ifade etmiş. Ben de bir tuhaflık var sanıyordum. Halbuki bir insan haliymiş, ortak bir insanlık duygusuymuş, deneyimiymiş diye. Düşüncelerimizi, kendimize dair algılarımızı da etkiliyor edebiyat. İnsanların düşünce ve inanç sistemlerini de edebiyat etkiler mi? Kendine dair düşüncelerini, inançlarını ve dünyaya dair. Çünkü uzun yıllara yayılan bir hani okuma serüveninden bahsediyorum. Belki bir kitap okuyup hayatımız değişmeyecek ama okuyor olmak insanı bir yönden bir başka yöne doğru eğitir, yetiştirir, terbiye eder mi zihnini, düşüncelerini? Bunu edebiyatın içinden şey yapalım, cevap arayalım. Şimdi biraz önce dediniz ya bir kitap okudum hayatım değişti olmayacak. Orhan Pamuk'un Yeni Hayat romanı o cümleyle başlar. Bir kitap okudum hayatım değişti.
Esasında bunun Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi, Cumhuriyet'in erken yıllarında da görürüz bunu. Edebiyatın erkek yazarları romanlarında roman okuyarak ifsat olmuş kızları anlatırlar. İşte Ahmet Mithat Efendi'nin romandan da bahsediyorlar. Aşk romanları o. Evet, Ahmet Mithat Efendi'nin işte Jön Türk'ünde Ceylan Fransız romanlarını okuyarak ifsat olmuştur. İşte Peyami Safa'nın Sözde Kızlarında kahramanı Fransız romanları okuduğu için ifsat oluyor. Efendim Kiralık Konak'ta Seniha, böyle şey yapabiliriz, bunları çoğaltabiliriz çok fazla bunlardan. Yine edebiyatın içinden cevap verelim. Bunun en güzel cevabını Fatma Aliye Hanım veriyor. Döneminde böyle bir ifsat edilen kadınlardan bahsedilince, şimdi Fatma Aliye Hanım da kızların okumasının o kadar makbul olmadığı dönemde okuyan ve yazan, işte Türk edebiyatının ilk kadın romancısı olarak ortaya çıkmış bir imza olarak diyor ki, şeye benzetiyor kitapları da, yağmura benzetiyor. Yağmur, yani yağmur yağar, toprağa tohuma göre de şey yapar. Etki dediğimiz şey nedir mesela? Yani insanlar meştebi, mizacı zaten oradadır. Mesela diyelim ki şeyin Seniha karakteri zaten öyle bir tip. Öyle olduğu için o romanı okuyor. Yani o romanı okuduğu için o hale geliyor değil esasında. Çünkü mesela diyelim ki bir ara şey okullarda, hala belki vardır, bir Wattpad kitap şeyi vardı işte, şeylerde bu çok körükleniyordu medya yoluyla. Hatta bir kız imza yapmıştı. Şimdi ben adını hatırlayamıyorum. 2016-2017 yıllarında mıydı şeyde, kitap fuarında üst geçiş çökme noktasına gelmişti. Yani şeydeki bütün civardaki şehirlerden dedeler, nineler torunlarına getirmişlerdi o fuara. Hatırladınız mı? Bir 17-18 yaşlarında büş, bir genç kız. Büş gibi bir adı olacaktı yanlış hatırlamıyorsam. O şey furya devam ediyor mu bilmiyorum ama o sıra çok pompalandı ve dolayısıyla işte bir etki kısmında bu örnek veriliyor. Ama orada o çocuklar başka bir şey olsa, şimdi fenomenlere gittikleri için artık kitap üzerine etkilenmeleri daha az. Yani kişinin aslında meşrebi, neyden etkileneceğini ve neyden etkilenmeyeceğini, bünyenin neyi kabul edeceğini, etmeyeceğini belirliyor. Fakat meşrep deyip de hani mutlak bir şey değil. O meşrebin muhatap olduğu muhit, yani hangi muhitte yetiştiği, hangi muhitten etkileşime girdiği de önemli. Ama temelde de tabii ki şeyin zevki belirlemede meşreplerin önemli bir etkisi var. Hani edebiyatta bu anlamda etkileyici bir özelliği vardır ama mutlak değildir. Yani Seniha diyelim ki şeyin, Yakup Kadri'nin Kiralık Konağı'ndaki Seniha mesela Fatma Aliye'nin Refet'ini okur muydu? Bence okumazdı. Ya da Fatma Aliye'nin Muhaderat'ını okur muydu? Bence okumazdı. Çünkü o zaten dışarı gitmek istediği için oradaki hayatlara şey yapıyor. Yani o arz talep dengesi var. Yani edebiyatın etkilediği bir şey değil. Bir yere varmak isteyenlerin edebi metinler üzerinden kendine bir köprü kurma işlevinden bahsedebiliriz. Ama bu köprü bir yere götürmez. Eyvallah. Meşhur bir kadın şarkıcımız demişti ki işte şarkımla yaptığı şarkılardan biri, işte bir nesli böyle ifsad ettin dediler. O neslin de demek ki buzlası varmış dedi, yani yarı şaka böyle. Hakikaten bir arz talep var. Hakikaten bir alıcı durumumuz olmasa o talep, o karşılık bulmaz o arz. Bir şarkı yapılır ve bir roman yazılır. Eğer hakikaten bir müfsit durumu varsa ve bizim de hiç o taraklarda bizimiz, hiç bozulasımız yoksa zaten ilgilenmeyiz. Unutulur gider belki ama bu yetişkinler için böyle. Şimdi şöyle düşünelim. Çocuk yaşlarda düşünelim. Okul edebi zevki bir şeyi görmeyi öğretemiyorsa, bu eğitimi veremiyorsa tabii ki çocuk popüler kültürün esiri olacak. Tabii. Ailede şeyi görmeyi öğreten, zamanı idrak etmeyi sağlayan bir şey, etkileşim, iletişim şeyi yoksa, paylaşımı yoksa o çocuk tabii ki herkesin konuştuğuna dahil olmak için tabii, başlangıçta hiç haz etmese bile, yani meşrep olarak, hiç mizaç olarak haz etmese bile kabul görmek için dahil olacak. Yani evet.
Onun için erken yaşlardaki çocukların etkileşimiyle yetişkin insanların etkileşimini ayrı ayrı düşünmek tabii gerekiyor. Ergenlikte biraz ailenin de seçmesi, yönlendirmesi gerekiyor. Baskı yapmadan. Evet, baskısız. Ne okuyacağını, ne izleyeceğini biraz şöyle göz ucuyla takip etmesi, sunması. Seçmese bile tabii, çocuğunun seçtiği üzerinden onun konuşmasını sağlaması tabii gerekiyor. Çünkü yani, seçmek de ters tepebilir. Değil. Medya okuryazarlığı dediğimiz şey bazı şeyleri komple yasaklamak değil de izlediği diziyi, izlediği filmi bazen oturup onunla izlemek, evet, eleştirel evet, bir bakış evet, geliştirmesini birlikte sağlamak. Sence ne demek istedi? Sence nasıl bir duyguyla bunu yaptı gibi eleştirel bu izlemesini sağlamak. Bu soruların ben çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü hı, çocuklar rahatsızlık duyuyorlar. Hı. Yani o zaman o didaktik şeyi kavruyor çocuk. Hı hı. Bunu hayata yedirerek hocam hani medya okuryazarlığında bu şimdi yöntem bu olarak aileler, önerilir. Aileler seminerlerden anne baba annelerden biliyorum da babaları çok görmüyoruz annelerden daha ziyade. İşte şu soruları sorduğum soruna cevap vermedi. Hayır, o kadar tadı kalmıyor. İşte benim öyle bir şey değil, seyretmek istemiyor. Etmek istemez. Hı hı. Yani niye sürekli, şöyle, sürekli başında konuşan yok, birisi. Şimdi akan bir iletişimimiz varsa ebeveyn çocuk onun içerisine yedirerek. Ha, onu ha, o an değil. Hani yani hadi gel sınava çekeceğim şeklinde değil seyrederken zaten. Seyrederken değil. Ya öncesinde o an okurken olur, değil. Anında değil. Yani çocuk ergenler siz daha iyi bilirsiniz. Yetişkinlerde de bu böyledir. Sorgulandığı anda kendini kapatır. Yani sorgulandığı hissettiği değil anda. Kastettiğim hocam zaten. Yani ama ya öncesinde. Ama genelde bu şeyler sizin kastettiğiniz o değil ama şeyler. Yok didaktik yapmayacağız. Ebeveynler böyle anlıyorlar. Ha, yok o zaman yani mesela onu düzeltelim. Çocuk kitabında mesela. Şunu sordum hocam işte hiç sorduğum sorulara cevap alamadım. Öyle değil yani onun dışında. Sakin. onun dışında akışkan bir iletişimimiz yoksa hadi bakayım elimdeki soru listesini sorayım da çocukla şunu bir halledeyim, şu görevi aradan çıkarayım diye yaptığımızda çocuk o yapaylığı da o didaktikliği de anlıyor. Ama akan bir iletişimimiz varsa zaten kendi gelip diyebiliyor. Ya kahraman şunu yaptı ama bana biraz garip geldi diyebiliyor kendisi. Ne okuduğun, ne hissettiğin, sana nasıl geldi? Yani filme gireriz, çıkınca bir şeyler yiyip içerken çocuğumuzla konuşuruz ya da evde bir şey izleriz. Ama bir ödev yaptırır tarzda yaparsak zaten içimize sinmemiş demektir o. Çocuğumuzla akıcı bir iletişimimiz varsa yani normalde de zaten konuşan bir anne çocuk, konuşan bir baba çocuk ilişkisi varsa onun için de çocuk yadırgamaz. Hayırdır geldin sorular soruyorsun ne oldu demez. Çünkü zaten soruyordur, zaten dinliyordur, zaten biz ona soruyoruzdur, o bizi duyuyordur. Akan bir iletişimin içerisinde birlikte tıpkı birlikte bir şey yiyince bana biraz tuzlu geldi demek gibi. İyi mi, sen memnun musun ya da ne bileyim yanına bir şey ister misin demek gibi. Hayatın içinde akan bir şekilde aslında hayata karşı da eleştirel bir bakışı birlikte geliştirebilirsek. Yani yorumlamak eleştirelden kastım. Onu geliştirebilirsek oluyor. Öbür türlü yapay, suni, didaktik oluyor ve çocuklar tabii ki almıyorlar o hani soru cevap şeklinde. Bizim eğitim sistemimizde çok kötü başlayan bir şeyimiz var. Yazar burada ne demek istiyor? Evet. Yani neden edebi metin okuma zevki yok? Çünkü bize ödev olarak veriliyor. İşte Sinekli Bakkal'ı özetle. Şimdi şeyi tez olarak vermişler. Son 15 dakikayı. Ama mesela bir tanesi çok güzel. Yani son 15 dakikada karnaval üzerinden yani bir kavram üzerinden şey yapıyor akademisyen. Ben de çok istifade ettim. Yani kendi yazdığım metin nasıl görülmüşü tecrübe ettim. Fakat bir başkasının işte karakter analizleri, olay örgüsü yani çok kötü, çok tadı yorucu bir şey. Biraz. Yani hani bu akademik olarak bu olabilir, yapılması gerekiyordur. Ama akademide yapılması gereken şeyi ortaokul öğrencisi, lise öğrencisi ödev olarak verdiğiniz zaman direkt şey cümle şu, ben edebiyattan haz etmiyorum. Evet, evet. Sebebi bu. Çok sevebilecekken uzak duruyor maalesef. İşte bu yani bu ödev şeyi, işte burada ne de yazar burada ne demek istiyor, şair burada ne demek istiyor. Hatta bu okuma grupları başladı biliyorsunuz pandemiyle beraber. Bir tanesine ben de şey yaptım, benim kitabımı analiz ediyorlardı. Dedim ki ben de katılacağım ama benim olduğumu söylemeyeyim, ben bir dinleyeyim falan. Şimdi şöyle başlıyor mesela, ben diyor hayatımda hiç şey yapmadım, hiç öykü okumadım. İlk defa bu kitapta öykü okudum. Ondan sonra da başlıyor, şurada şunu diyememiş, burada bunu diyememiş, yazar aslında bunu niye demiş falan. Dedim ki oturumu yöneten arkadaşa, bu dedim zarar verir. Yani diğer okuyuculara zarar verir. Halbuki onlar bir metinle buluştular. Bu metin hangi duygularını ortaya çıkarttı? Konuşmanız gereken bu. İnsanların buna ihtiyacı var. Öteki türlü cahil olan çok rahat konuşabiliyor ama bu sefer
gerçekten edebiyat okuyucusu olan hani ben mi yanlış anladım diyerek kendini geri çekiyor ve maksat hasıl olmuyor. Hı hı. Bu şeydeki medya okuryazarlığında da ben bu şeyi seminerleri verenler de bazen sosyal medya üzerinden görüyorum. Yanlış bir gidişat var. Yani hı hı. Onun için bu anında görüntü kısmından vazgeçmemiz yok, gerekiyor. Yok, o metni parçalamak onun organikliği evet. ve kurduğumuz ilişkinin organikliğini bozabiliyor. Bunu bir refleks olarak kazandırmak gerekiyor çocuğa ve ergene. Yani okuduğun, izlediğin şeyi mutlak doğru kabul etme, kendi değer yargılarımız ölçüsünde ölç, tart ya da sana yabancı gelen bir şey olursa bunun yorumu açık olduğunu düşün. Garip bulursan, uygunsuz bulursan gelip konuşabil, öyle bir açıklığımız var. Her şeyi sorabilirsin, her şeyle ilgili konuşabiliriz, seni yargılamam. Hani bu refleksi ve bu rahatlığı oturtmak. Bu yargılamam, seni yargılamam cümlesi şöyle bir ters tepki yaratıyor gençlerde. Ne dersek tam onun tersini algılıyorlar ya, seni yargılamam demek ha, her dediğini yargılayacağım anlamına geliyor. Onun için değil. Negatif, şimdi ben şeyi tekrar düşünüyorum. Mesela Mevlevilikte negatif kelime hiç yoktur. Asla kullanılmaz. Bunu bugün iletişim dilinde de kullanmak gerekiyor. Mesela ben kendi dilimi ayıklamaya çalışıyorum bir taraftan da. Seni yargılamam yerine seni bütün kalbimle anlamaya çalışırım. Kabul ederim. Kabul ederim'de de gene negatif bir şey var. Çünkü kabul etmek bir de kabul etmemek var. Ama seni bütün kalbimle anlamaya çalışırım da seni anlayamayabilirim de var ama bu seni anlayamayabilirim kısmı da doğru bir şey. Gerçekten hiç kimse hiç kimseyi tam anlamıyla anlayamaz. Buna kişinin kendisi de dahildir. Bu kelimeleri şimdi üstünkörü söylüyorum. Hayır bir sizin kelimeleriniz olarak vermek. Değil. Aha, yani genelde çocuk çok da bunu kullanılıyor. Hissettirmek. Bu, yani rehberlik hocaları çok kullanıyor bu kelimeleri. Yani ben genel, onlardan yola çıkarak söylüyorum. Sizinle ilgili değil. Genel itibariyle çocuğa kabul edileceğini, yargılanmayacağını, gelip konuşabileceğini, dışlanmayacağını bir şekilde hissettirmek, söylemek. Ben hani tamamen olumsuz kelime ya da olumsuz söz kalıbı kullanmamak konusunda çok emin değilim. Beynin bunu böyle algıladığı falan çok söyleniyor ama Kur'an-ı Kerim'de de korkmayın, üzülmeyin diye de söylüyor yani. Emin olun demiyor, korkma diyor. Bayağı olumsuz ifade. O yüzden çok emin değilim, onu biraz daha düşüneceğim hocam. Peki, ama o Tanrı kelamı. Tamam, işte yani demek ki bizi böyle etkiliyor. Hani bizi etkiliyor, Tanrı kelamı insanı olduğu etki için ediyor. Etkiliyor. Bilemiyorum. Hani bir söz kalıbı olarak demek ki insanın etkilenmesine uygun bir ifade biçimi. Emir cümlesi olarak tabii ki çok etkileyici. Yani emir cümleleri net olması ve hiç başka bir anlam şey yapmaması lazım, kapsamaması lazım. Yani, emin ol, iyi hisset demiyor tabii, da olumsuz bir ifadeyi tabii, kullanıyor ya. Tabii çok net orada çünkü şeyde öteki türlü daha geniş bir şey, esnek bir şey. Ama Allah kul ilişkisinde netlik söz konusu. Yap yapma. O yüzden hani ama demek hani ki bu da bizi etkiliyor yani. Ama şey olarak dönüştürebiliyor diye düşündüm. Daha hiyerarşik olarak 21. yüzyıl insanını düşünürken bir taraftan çok aşırı bir olumlama toplumu var ya, bu da çok şey işte, yanlış. Evet evet. Bir taraftan da çok bir olumsuzlama şeyi var. Dolayısıyla bu olumlama ve olumsuzlamanın dışında daha böyle hali hale tercüme eden kelimeler üzerinde durmak Eyvallah. Gerekiyor diye düşünüyorum. Yani şimdilik daha düşünüyorum akışkan. Bunu. Eyvallah. Peki değerli hocam, roman yazarken şimdi orada bir psikolojik tablo var. İşte yas var, travma var, yarım kalan hayatların yaşattığı hüzün var, kederli bir hal var. Psikolojik teorilerden beslendiniz mi ya da besleniyor musunuz? Sadece Müjgan Özel'inde değil, hani orada bir psikolojik tablo var. Yas yaşayan biri ya da bir travma sonrası stres yaşayan birini anlatırken açıp hani... Teoriler bu konuda ne diyor? Bir yok, arka plan beslemesi yok. Yapıyor musunuz? Teori okumam. Ama zaten doğal olarak benim hayatımda hep felsefe, psikoloji gerçi var. Evet, ben 80 benim branşım, ben 80 girişliyim Edebiyat Fakültesi. O dönem ana bilim dalları vardı. Biz felsefede 4 ana bilim dalına devam ediyorduk. Onun dışında sosyoloji ve psikolojiye devam ediyorduk. Normal kredimin dışında da ben psikoloji derslerini aldım. Ve o günden itibaren de hayatımda her zaman psikolojik metinler oldu. Yani biyografi olarak, işte dönemden döneme değişen anlayışlar olarak, zaten de esasında sosyoloji ile psikoloji o kadar birbirinin ayrı şeyler değil. Bir şeyi yazacağım zaman, yazı yazacağım zaman psikoloji bu konuda ne düşünüyor diye dönüp bakmam.
Ama zaten daha önce okumuşumdur. Yani bir şekilde karşıma bir şey çıktığında ben onu okurum. Ya da mesela diyelim ki pandemiyle beraber dönüp, yani roman yazmak, öykü yazmak için dönüp bakmam. Ama o dönem hayatımızın gerçekliği içindeki bir şeyi kavramak için bakarım. Mesela diyelim ki pandemi döneminde kolektif yas nasıl bir şey? İşte kolektif delilik nasıl bir şey diye tabii dönüp baktım. Yani tekrar okudum metinden. Ama roman yazarken bu konuda da ne dönüyor asla okumam. Asla. O organikliğini mi etkiler, bozar akışın? Çünkü... Ya aklıma bile gelmez yani bu konuda. Yani çünkü yazacağım bir şey var, bende birikmiş bir şey var. Ya bu konuda da yani bilmem kim, yani Adler de ne düşünüyormuş demem. Tamam. Ama mesela işte, tasavvufi metinler zaten hiç elimin altından şey yapmaz. Hep elimin altındadır. Yani hal dediğimiz şey nasıl değişiyor, nasıl ifade ediliyor? Mesela sufi biyografilerini okumaya ben çok severim. O dönemde de tekrar okurum mesela. Yani bir edebi metin inşa ederken bir şey tasavvufla ilgili bir kaynağa dönüp bakarım ama asla psikolojik, sosyolojik bir kaynağa bakmam. Peki yazmaya meraklı olanlar ya da edebiyatla bir şekilde hemhal olanlar için insanı anlama noktasında pek çok yazar, pek çok eser faydalı oluyor. Yine sosyoloji, felsefe, psikoloji gibi, psikiyatri gibi insanı anlamaya dönük mesleklerde de edebiyatın çok çok faydalı olduğunu biliyoruz. Hatta bir paralel beslenme alanıdır pek çok meslektaşımız için. Demin Peyami Safa dediniz, böyle insanı anlamak isteyen tüm meslek gruplarının ya da bu ilgiye sahip olan insanların okuması gerekir diyeceğiniz isimler var mı bir çırpıda aklımıza gelebilecek? Ben hiçbir şeye gerekir diye bakmayanlardanım. Faydalı olur diyelim hadi. Öyle de bakmayanlardanım. Sizi yormayayım şimdi. Çünkü bir şeyin nasıl okunması gerektiğini ben daha çok kafa yoruyorum. Yani mesela diyelim ki Peyami Safa dediğiniz için oradan örnek vereceğim. İşte Milli Eğitim'de okunması gereken metinlerde Fatih Harbiye var. Fatih Harbiye Peyami Safa'nın en zayıf romanı bence. Yani hani niye o kadar çok tutuluyor anlamış değilim. Yani son derece sığ bir ideoloji var orada. Ve yani günümüzün gençliğinde de hiçbir şey vermez. Durduk yere de Peyami Safa okumazlar. Halbuki şeydeki mesela Mahşer romanı Peyami Safa onu yazdığında sanıyorum 24 yaşında. Eski şeylerle, harflerle yayınlanıyor. Tabii sonradan Latin harflerine çevriliyor. Nihat diye bir şey var, karakter var romanın içinde. Çanakkale Savaşı'na katılmış gelmiş. O bir kahraman olarak döndüğünü düşünürken, işte İstanbul'da işgal şeyi var, işgal askerleri var. Bambaşka bir hayat ve sık sık kendisine ben bunlar için mi, benim yanı başımdaki arkadaşım bunlar için mi öldü diyor mesela. Şimdi burada 24 yaşında yazmış bunu Peyami Safa ama mesela şeyle Neriman'la ilişkisi mesela 1924'te yazıldığını düşünelim. Yani 1924 dedi olayın zamanı, şey mütareke zamanı 1919'da olduğunu düşünelim. Romanın geçtiği zamanı. Kadın erkek ilişkileri o kadar rahat ki mesela. Şimdi o zaman ben şunu düşünüyorum. Yani Peya böyle miydi sahiden? Hani böyle değilse bu tefrika ediliyor, itiraz edilirdi. Böyleyse o zaman biz şu an pek çok şeyi yanlış bir yere konumlandırıyoruz. Yani başka bir şehir hayatı, başka türlü bir kadın erkek ilişkisi vardı. Yani o kadar rahat ki bugün bile hani kolayına kabullenemeyeceğimiz bir şey var. Mesela şöyle bir sahne. İşte Nihat işte Neriman'ı arkadaşları tanıştırıyor. Arkadaşları bunu bir kır evine, bir köşke götürüyorlar ve orada bir dünya erkek, bir tek Neriman mesela şey. Çok tuhaf diyaloglar falan var. Şimdi bunu birlikte okuyup analiz edebilirsin ama mesela ya 24 yaşında da bu yazılmış. Ne düşünüyorsun diye mesela tavsiye edemem. Yani neden kitap, orada bir psikolojiyi görüyoruz ama neden tavsiye edemediğimi anlatabiliyor muyum? Evet. Bu tip şeylerde birlikte okumak. Mesela diyelim ki Dostoyevski'nin Yer Altından Notları. Şimdi Yer Altından Notları niye okuyacağız? Bugün sosyal medya insanını görmek için çok iyi elverişli bir metin Yer Altından Notlar.
hani bu takma isimlerle herkese saldıran ezik karakterler var ya günümüzde de. Bu pekala çok yakınımızda birisi de olabilir. Mesela onun prototipini yer altından notlarda görüyorsunuz. Çünkü herkese saldırıyor. Herkes tarafından beğenilmek istiyor, itibar görmek istiyor. Ama bu itibara kavuşamadıkça da başkalarını itibarsızlaştırarak aşağıya çekmeye çalışan bir karakter. Dolayısıyla hani şunu okuyun demem bize değişen de değişmeyen nedir? Neyi okursak okuyalım. Değişen de değişmeyen nedir? Değişen de değişen nedir? Yani bir soru eşliğinde metne nüfuz etmemiz gerekiyor. Mesela diyelim ki Sait Faik'in yanlış hatırlamıyorsam Zemberek diye bir şeyi var, hikayesi var. Bir hikaye, bir yani kısacık bir hikaye, hatta seslendirilmiş olarak da var bu internet ortamında. İşte sınıftaki çocuklardan birinin saati var. Ve şeyde hoca da arkadaşları da sürekli saatini soruyor. Yani ders ne zaman bitecek diye. Şimdi bu şeyi bizim için çarpıcı kılan ne? Yani o zaman da işte hiç, yani dikkat gayet de dağınık yani. Hani bugünün gençlerine bakıp ya bugünün de gençleri dediğimiz anda hiçbir şey anlamamış oluyoruz. Ama bir şey anlamak için 3 sayfalık bir öykü bile bize çok şey verebilir. Dolayısıyla soru sorarak okumak. Yani bu yazar burada ne demişten ziyade bana burada ne çarpıcı geldi, ben bunu niye sevdim, bunu buradaki duyguyu bugüne transfer etmek istediğimde elimde kalan kavram nedir? Bu sorular eşliğinde okuması, ne okursa okusun yani bu pekala bir şey de olabilir. Rastgele karşısına çıkmış bir metin de olabilir, birinin bir tweet'i de olabilir. Ama bütün bunları sorabilmek için de arka planda daima felsefi ve tarihi bir birikimin olması gerekiyor. Felsefe olmazsa olmaz. Olmaz. Ona eşlik eden bir merak, bir iştiyak. Niçin sorusu? Çünkü felsefenin sorusu niçin? Evet. Ve soru sormadan okumak da bizi çok da değiştirip dönüştürecek bir eylem olması gerek. Tefekkür edemeyiz. Yani soru bizim tefekkürümüze eşlik eder. Yani hani akletmez misin? Soru bizim akletmemize kapı açar. Peki değerli hocam, eserinizden bazı alıntıları açalım istiyorum müsaadenizle. Müjgan yaşadığı bir kaza ile yüzünden yaralanan bir genç kız, sonra da beni böyle görmesin diyerek nişanlısını terk eden, sonra da onun ölümüyle adeta dağılan böyle zihni. Ölümünü bilmiyor ama. Sonra işte bir terk gibi, bir ayrılık gibi yaşanırken sonra da ölümüyle yüzleşiyor, bayağı bir dağılıyor ve sarsılıyor. Şöyle bir ifade var, şöyle bir cümleler var. Mesela bu çok enteresan. Siz onu dağılıyor diyorsunuz. İşte bu okuma zenginliği böyle bir şey. Siz onu dağılma olarak görüyorsunuz. Benim için çok kıymetli. Halbuki ben onu bir toparlanma olarak yazmıştım. Bakın ne kadar değişiyor. Değil mi? Ne kadar farklı. Ben tabii. Şimdi ister istemez psikopatoloji odağından da bakıyorum. Hani zihninde bir çeşit bölünme, disosiyasyon diyoruz. Hani travma sonrası ayrışma. Sonra toparlanacak. Eğer sağlıklı bir yola girerse toparlanacak. Çünkü dibe vurmak ve tekrar yukarı çıkmak gibi bir şey onun yaşadığı süreç. Yas da yaşanacak yani. Üzüntü de dibine kadar yaşanacak. Oradan kaçılmaz. Müjgan bir girdabın içinde sıkışmış kalmıştı. Kendinde değildi. Kendinden başka bir yerde de değildi. Dünya ile temas noktası elektrik kaçağına uğramış bir makine verimliliğindeydi. İşte bu satırlar bana göre hani bir disosiyasyonu, bir kopuşu ve dağılmayı tarif ediyor. Çok çarpıcı. Bu ruh halini biraz açabilir misiniz hocam? Kendinde değildi, kendinden başka bir yerde de değildi. Bu nasıl bir hal? Hiç alışık olduğumuz cümleler değil. İşte ben bunu şey yaparsam, şudur dersem, bizi izleyen okuyucularımın başka anlamların kapısını açmasını engellerim diye endişe ederim. Yani onun için orayı açmam. Yani açmaktan korkarım. Yanlış açmaktan da korkarım. Çünkü ben de aslında okuyucudan gelen, işte siz de dağıldı dediniz ya mesela. İşte mesela bu benim için şey, bu yeniden düşüneceğim, dağılma ve toparlanma üzerine kafa yoracağım bir şey, bir izlek. Şimdi bir şey okuyucum, çok benim bütün hani kitaplarımı eşlik eden, artık arkadaşım olan bir okuyucum diyeceğim. İşte Müjgan'la ilgili şey yaparken her şey yarım kalmış dedi. Yani her şey, mesela ben o cümleyi şey yapana kadar evet ben yarımlığı anlatmak istedim bu romanda. Şunun için anlatmak istedim.
hani ilk sorunuz Müjge Han nasıl ortaya çıktı demiştiniz ya, belki hı hı. hani tekrar geri oraya dönmüş olarak cevaplayayım. 21. yüzyıl insanı yarım bir insan. Aslında hiçbir konuda kendine yetemiyor. Hmm. Mesela ben şeyde hiçbir yerde de erkek karakterlerimi ona göre şey yapmıştım işte. Bir çok muhkem karakterler var. İşte bir de Şahin gibi yerini bulamayan işte Araf'ta karakterler var. Bir de Muhsin gibi hem yerini bulmuş ama bulduğu yeri başkalarının kabul etmediği bir yer olarak da algılayan bir karakter. Dolayısıyla bu yarımlığı okuyucumun sezmesi beni çok mutlu etti. Ben de tam 21. yüzyılda niye bir şey tamamlanamıyor, yarım kalıyor. Mesela şeyi fark ediyorsunuzdur. Bugün çekilen filmlerde hep şöyle deniyor. Bir yere de varmadı. Mesela roman oluyor, diyor ki yazar sonunu bağlamamış. Bir şey istiyoruz, bir tamlık, bütünlük, bir nokta konsun istiyoruz. Evet, mesela şimdi benim şeyde en çok başıma gelmişti galiba, İçimdeki Sazlar başkadı. Orada bir şey var, kaybolan bir anne hikayesi var. O kadar çok onunla ilgili şey aldım, mektup aldım, işte sosyal medyadan sorularla karşılaştım. Peki ama ne oldu, ben merak ettim, o anneye ne oldu? Yani şimdi... Merak ediyoruz hocam. Ama hayat aslında şöyle bir şey değil, biz birisiyle karşılaştığımızda o tamamlanıp bütünlenmiyor. Yani noktaya koymuyoruz, mührü basmıyoruz. Yani bir şeyi, bir zarfı kapatabiliriz, mühürleyebiliriz. Ama insan hayatı öyle bir şey değil. Bu ölüm de mühürlenen bir şey. Hı hı. Dolayısıyla ona bir son yazmıyoruz. Yani hı hı. süreci şey yapıyoruz. Yani sürecin içinde anlatıyoruz. Hı hı. Ama o yarımlığı, yarımlık üzerine niyet ettiğim şeyin Müjge Han'ın yarımlığı üzerinden sezilmiş olması beni mutlu etti. Eyvallah. Herkes kendi merceğinden hissedecek, kendi algılayacak. Kendi tecrübesinden. Sonra mesela belki ikinci okuyuşta başka bir şey şey yapacak. Tabii. Arada dönüp tekrar okuduğum hikayeler, romanlar vardır. Sevdiğim, aşina olduğum bir eserse mesela onu özellikle böyle keyifle okuyayım diye bir yaz seyahatinde yanıma alırım. Kış seyahatinde de hani bunu okuyayım, yalomla gideyim bu seyahate ya da işte şu romanı götüreyim diye. Ve o zaman okuyup altını çizdiğim yerler vardır. Şimdi okuduğumda bambaşka yerler çarpar. Çünkü biz büyüyoruz, biz değişiyoruz, biz gelişiyoruz. Peki tam da bununla ilgili bir alıntı aktaracağım hocam müsaadenizle. Olmuş bitmiş bir şey yoktur. Olan biten durmadan değişir. Her hatırlayışta, her nakledişte, hatta her unutuşta. Ve geçmiş dün yaşanıp bitmiş olan değil, bugünden geriye yeniden yeniden yazılan ciltlerce kitap her birimizin geçmişi. Hafıza bugünden geriye bakarken yeniden inşa edilen bir şey. Biz anılara kurgu mu ekliyoruz bilmeden? Nasıl oluyor hocam bu inşa süreci? Şimdi şöyle düşünelim. Bir olay yaşanmış. O olayı üç kişi birlikte yaşamış olalım. Birisi müthiş bir sinematografik hafızayla o günü tamamen şey yapar, aktarır. Öteki nereden çıkarttın onu? Hiç de öyle bir şey olmamıştı diye itiraz eder. Bir başkası da sizin ne kuvvetli hafızanız var, hiç öyle bir günü hatırlamıyorum der mesela. Hı-hı. Yani aynı gün, aynı olay bizim şeyimize, zihnimize aynı şeyde, frekansta yerleşmez. Bir de aynı kişinin aynı olayı hatırladığı başka başka zamanlarda da aslında öne çıkan renkler, frekanslar farklı olabiliyor. Ben hafızayı biraz şeye benzetiyorum, tavan arasına benzetiyorum. Hı-hı. Aslında bu mimariyle tavan arası falan ya da şeyi... bağlantıyı kuran psikologların da metinleri çok hoşuma gidiyor bakımdan. Şimdi mimari bizim varoluşumuzu doğrudan etkileyen bir şey. Yani mekanı nasıl kullandığımız bizi doğrudan biçimlendiriyor. Eskiden tavan araları vardı. Ya da işte bizim kömürlük falan dediğimiz yerler vardı. Yani bizim mimaride tavan arasından ziyade daha aşağıda olan şeyler, kullanım alanları var. Orada evin kullanılmış nesneleri var mesela. Hafızayı da ben buna benzetiyorum. Yani bir şeyi hayatımıza giriyor, çıkıyor, oraya kaldırıyoruz. Birisi için hiç önemli olmayan bir şey ya da aynı kişi için önemli olmayan bir şey başka bir gün çok da önemli oluyor. Onun başında eğleşiyor mesela, diyelim ki bir ayağı kırık bir şey, sandalye, işlevini yitirmiş. Daha önce de gelmiş gitmiş görmüş o sandalyeyi. Ama bir gün mesela diyelim ki birisinin şeyde, sandalye tepesinde öldüğünü haberini alıyor. Çok etkileniyor. Birden o sandalye onun için başka bir şeye dönüşüyor. Birden o sandalyenin, o ayağı kırık sandalyenin
hikayesini getiriyor. Yani o sandalye nasıl kırılmış ayağı. Mesela evlerine bir misafir gelmişti. Televizyon seyrederken sandalyeyi şey yapmıştı, ileri geri şey yaparken anında herkes için sandalyenin ayağı kırılmıştı ve adam diyelim ki düşmüştü. Oradaki düşüş öldü mü ölmedi mi, o gelen ölüm haberiyle belki hafız onu birleştiriyor. Hani kurgu diyorsunuz, kurgu kısmı burada. Yani yapay değil ama farklı şeyleri, gerçeklikleri bir araya gelerek belki kolaj diyebiliriz. Evet. Çünkü canlı ve yaşayan bir şey hayat. Biz de düşünmeye, duymaya, öğrenmeye, hissetmeye devam ediyoruz. Belki geçmişteki ben başka türlü hissetti, başka türlü olayı algıladı ama bugün bambaşka. Kayıp düştüğümüz, üstümüzün çamur olduğu bir gün, o günü belki trajedi gibi hissediyoruz ama yıllar sonra gülerek anlatabiliyoruz. Ya da o gün mutlu bir olay gibi yaşadığımız bir şey yıllar sonra bizim trajedimize dönüşebiliyor. Durduğumuz andan, durduğumuz yerden ve ruh halimizden, hissiyatımızdan bağımsız değil. Geçmiş hiç değil. Orada sanki bir yerlerde yaşanmaya, işlemlenmeye adeta devam ediyor gibi. Bir de sormak istediğim bir şey daha var hocam. Çoğu ayrılıkta çok haklı ya da kaçınılmaz sebepleri olsa da kişi ayrıldığı vakit o kırgın ya da öfkeli olduğu kişiyi dahi özleyebiliyor. Ki gönüllü vazgeçişler var, terk edilişler var bunun içinde. İnsan bazen asla geri dönmek istemediği birini bile özleyebilir. Özlediğim Şahin mi, Şahin'deki Müjgan mı diye bir soru var burada. Ondaki beni, birisindeki beni özlemek ne demek? Nasıl bir şey bu? Çok zor bir şey bunun cevabı. Ben de bunu hep düşünürüm. Hatta bazen okuyucular şey diyorlar, biz sizin eski hikayelerinizi çok seviyorduk. Mesela diyelim ki 60 yaşında ya da 70 yaşında bir şey okuyucu. Ben sizin eski hikayenizi çok seviyordum. Şimdi ben bunun üzerine gidiyorum. Hangi hikayeyi çok sevmiştiniz diyorum mesela. Bana söyleye söyleye işte aslında 2019'da yayınladım. İçimizdeki Sazlar Başka, Söz Başka'dan, yani sondan iki önceki. Çok işte, da eski değil. Değil ama aslında o eski hikayenizi daha çok seviyorum derken aslında o eskideki kendi kitap okuyan bir hikayeyle bütünleşen halini özlüyor. Ama bunu böyle ifade ediyor. Evet. Başkasında kendimizi ararız aslında, kendi gençliğimizi. Ve ya da onun tarafından bize beslenen hayranlığı da yanı başımızda tutmak isteriz. Çünkü Şahin Müjgan'a çok hayran. Evet. O hayranlığı kaybetmek istemiyor Müjgan. O aynada kendini seyretmek istiyor galiba. Peki insana kendi hayatı yük olduğunda başka birinin daha dertli hayatına sığınmak iyi gelir diye bir ifade var. Edebiyata sığınmamız, romanlara, hikayelere sığınmamız da böyle midir bir yanıyla da? Çünkü orada da çok dertli, çok derin hikayeler var. Hani günlük hayatta da bizden daha zor durumda olan birine bakıp şükredip kendi hayatımıza dönebiliyoruz. Bazen birazı bencilce olabiliyor, birazı çok anlamlı oluyor ama o dertli hayatın içerisine bir süre dalıp sonra tekrar çıkıyoruz. Edebiyata sığınmak da birinin dertli hayatına sığınmak bağlamında okunabilir kişiden mi? Kişiden kişiye değişir bu. Yani bir kendini parantez içine almak için edebiyata koşanlar vardır. Birileriyle bir şey konuşmak için, bir ortak aidiyet kurmak için işte bir yerde rastlamıştır. O sıra mesela diyelim ki çok satanlar listesindedir. Ben de bir okuyayım diye bir aidiyet kurmak için gitmiş olabilir edebiyata. Ya da hani kendisini daha güçlendirmek için, hani bağışıklık sistemini güçlendirmek için bir tecrübeden nasibini almak için de gitmiş olabilir ama ben edebi metne giderken bu kadar farkında olarak giden bir okuyucu olmadığım için, neticede cevapları da kendimizden çıkartıyoruz ya çoğu zaman. Ben böyle bir okuyucu değilim. Dolayısıyla hani şudur diyemem ama insanlar değişir. Başkasının hikayesinde kendisini sağaltıyor. Hani evet daha iyiymiş benim durumum diye ama bunu daha ziyade dedikodu üzerinden karşılıyorlar. Evet doğru. Bugün maalesef böyle yöntemleri de var. Son 3 dakikamız hocam. Yavaşça toparlamak istiyorum. İnsanın en çok kendiyle kurduğu diyaloğa ihtiyacı var. Çok altını çizdiğim cümlelerden biri. Bütün hayatımız belki bir yandan da kendimizle temas etme, kendimizle bir diyalog kurabilme çabası.
İnsan yaralandıkça güçleniyor, onun için hiç yara almamışlar, bağışıklık sisteminden mahrum, bunalımların kör kuyularına düşüyor. Psikolojide travma büyümesi dediğimiz bir şeye benziyor. Yaralarımız bizi inşa ediyor, bizi büyütüyor. Kelimeler benim evim diyorsunuz yine. Kendi içime bakmaktan korkmayayım diye verilen terapilerin haddi hesabı yok. Müjgan hem yaralanan yüzüne bakmaktan korkuyor, hem kendi içine bakmaktan korkuyor. Son 2,5 dakikamız. Neden kendi içimize bakmak bizi bu kadar korkutuyor acaba? Belki en temeli içimizde bir şey olmadığı için. Yani içimiz çöplük olduğu için, çamur olduğu için. Aslında hepimizin içinde bir çamur vardır ama o çamuru pekala bir ürüne dönüştürebiliriz. Yani işte diyelim çömlek çanak yaparız çamurdan. Ana insan da neticede yani çamur bizim ana maddemiz. Yani o çamuru görmekten korkmamamız gerekiyor. Ama biz kendimizi dışarı sunarken çok altındanmışız, gümüştenmişiz gibi sunuyoruz. Aslında hepimiz temelde çamurdanız ve içimizde çamur birikiyor. Önemli olan o çamuru nasıl sağaltabiliyoruz? O çamurdan işte çanak çömlek yapabiliyor muyuz? O çamura kurutup biraz tohum ekebiliyor muyuz? Yani çiçeklendirebiliyor muyuz? Temel derdimiz bu. Yani bundan korkmadığımız zaman mesela bazı insanların içinde çamur da yok, teneke. Tabii onlardan çok ses geliyor. Onların içlerine hiç dönmemeyi istemeleri çok normal bir şey. Çünkü o sesten önce kendileri rahatsız oluyorlar. Biraz çamura ihtiyaçları var belki. Eyvallah. Hangi dünyaya kulak kesilmişse insan ötekine sağır dediği gibi dış dünyaya çok kulak kesilen insan da içine biraz kör ve sağır kalıyor galiba. Kendini tanımada okumak, dinlemek, tefekkür etmek, başka hikayelere tanıklık etmek, içerisinden geçmek, belki yoldaşlık etmek, oradan kendi hikayesine dönüp bakmak ve bir anlam inşa etmek herhalde hayatın en tatlı taraflarından biri olsa gerek. Hareket halinde, yolda olmak. Yolda olmak ve yoldayken kendi inşa sürecinin hiç bitmediğini, hiç de bitmeyeceğini hatırında tutmak ve orada ilerlerken merakla bakmak. Ben bunu anlıyorum, duyuyorum. Yani merakla keşfederken bir yolculuğun içerisinde bir trenden pencereden dışarıyı gözlemlerken buralar nasıl yerlermiş diye baktığımız gibi hayat yolculuğunda da öyle temaşa ederek ilerlemek belki bizi afaktan enfüse tekrar kendimize yaklaştıracak gibi anladım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Çok tekrar sağ olun. Tekrar görüşmek Yunus dileğiyle. Yunus Emre ile bitirebiliriz bu lütfen. Yolculuğu. Her dem yeniden doğarız. Bizden kim usta nasıl diyor ya. Eyvallah. Bu hepimiz için geçerli. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, biz bugün edebiyat ve psikoloji ilişkisini konuştuk. Umuyorum ki sizler için de tatlı ve verimli bir sohbet olmuştur. Diğer hafta tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.